7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz öğeler içermektedir. Bu program COVID-19 tedbirleri dikkate alınarak çekilmiştir. Yıkanmadık perdeniz sürünüz, her şeye rağmen hep gülsün yüzünüz. Yerleri silerek aşınsa da diziniz, hep ne diyoruz? Temizlik bizim işimiz. Temizlik benim işim de yepyeni bir haftayla bomba gibi yarışmacılarla karşınızdayız efendim. Yine kaldığımız yerden ekranların tozunu almaya geldik. Haftanın ilk günde Mecidiyeköy'deyiz. Haftanın yeni yarışmacıları Seda, Yıldız, Zeynep, Seren, Melahat. Beş hanımefendi, beşi de birbirinden iddialı. Temizlik için can atıyorlar. Hazır mısınız? Hazır. Evet, hazırız. Melahat Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Heyecanlısınız biraz. Evet. Kaç senedir temizlik yapıyorsun? 9 seneden beri yapıyorum. 9 seneden beri herhalde dışarı olarak yapıyorsun. Aynen öyle. Hastanede çalışıyorum. Temizlik personeliyim. Tamam, o zaman iş sende. Evet. Yıldız Hanım heyecanlı mısınız? Ya heyecanlıyım. Heyecan. Evet. En çok evde nereyi temizlemeyi seviyorsun? Ya ben en çok mutfak ve banyoyu. Mutfak. Bizim aynen. Mutfaklar biraz fena ama aynen. Bilgin olsun. Yani. O zaman haftanın ilk gün çekilişini yapalım mı? Yapalım. Yapalım. Evet, Zeynep Hanım bir an önce çıksın diyor. Evet. O zaman sihirli küremiz gelsin. Bakalım haftanın ilk gününde kimler çıkacak? Hazır mıyız? Evet, hemen çekiyorum. Ve Mecidiyeköy'deki evimizi... Beyaz. Beyaz toptaki yarışmacımız seçecek. Bakalım kim çıkacak? Ay ben çok heyecanlıyım. Evet, hazır mıyız? Hazırız. Heyecan var mı? Benim içimden hep beyaz geçiyor. İçinden beyaz hep geçiyor. Hep devamlı beyaz. Evet, haftanın ilk gün yarışmacısı Yıldız oluyor efendim. Buyurun Yıldız Hanımcığım. Madem mutfak temizlemeyi seviyorsunuz, hodri meydan diyoruz. Şimdi sizleri hızlıca eve uğurluyorum. Güzelce mutfağın altını üstüne bir getirin bakın. Bakalım Yıldız Hanım nasıl temizleyecek. Haydi buyurun. Koşun, koşun, koşun. Evet. Gel, 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 gel. Yıldız Hanım haftanın ilk gününde çıktınız. Ne hissediyorsunuz efendim? Çok heyecanlıyım. Heyecanlısınız. Aynen. Ama Yıldız Hanım temizliğinde her daim iddialı. İddialıyım. O zaman ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Başlıyoruz. Evet. Tulumlarımızı giymeye gidiyoruz ve Yıldız'la haftanın ilk günün evini temizliyoruz. Koşun. Yıldız Karabıyık, 43 yaşında, aşçı. İki çocuk annesi olan Yıldız Hanım aslen Ardahanlı. Benim annem şöyleydi. Annem her şeyi bize bırakırdı. Annem biraz yani dağınık kadındı öyle söyleyeyim. Biz biraz halamı çekmişiz. Ne yapmışım? Biz halama çekmişiz. Halam mı? Halam benim çok temiz. Halasını tutar mı? Ama öyle yani Allah var hak var şimdi. Yıldız Hanım temizlik benim işimde tecrübesini konuşturmaya hazırlanıyor. Allah'ım böyle bir şey olamaz. Burayı nasılsın tellere, teller gelsin dillere. Bu adamı maya süredi, o yenmez. Hepsini yerim ama elimi sürdürmeyeceksin. Ey acımadı bize işler mi bacı hele sen? Şöyle küçük bir deneme şansımız yok. Allah yok 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 yok. Kaynana dilinden daha acı bu. Sanki görümcem bana laf soktu da lafını sıra oturdum gibi olduk ha. Yandım. Zaten senin kendi bir işin olsaydı onu bana vermezdim. Dırım. Bu bence var ya tek seferlik değil. Ortası bittikçe yenisini koymuşlar. Bence de aynen. Sabah yenisini... yıkamadan... Evet, herkese merhabalar. Merhaba. Efendim. Oh 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 oh. Gül döktüm yollarına, hayranım kollarına. Her şeyi sermişlerim. Bence de yani. Gerçekten
Evet, ev girişten zaten bangır bangır bağırıyor. Beni temizleyin diye bağırıyor. Yıldız Hanım, böyle bir eve misafirliğe gelseniz kapıdan girip bu manzarayı görünce aklınızdan ne geçer? Yani ben... Görümcenin evi düşün mesela. Ay ben yani şey... Aklınızdan ne geçiyor? Çok pis. Çekinmeyin, aklınızda ne varsa söyleyin. Şu an biz senin iç sesiniz. Söyle bize. Yani ben ne diyeyim yani Allah'ım yani böyle... Ne dersin? Bir... Anam kız ellerin senin cebine mi kaçtı? Bu evin haline hiçbir misafire önem vermiyorsun, hiçbir şey yapmıyorsun. Hayır, yani bunlar senin dış sesin. Bence iç sesin hiç bu kadar masum değil Yıldız abla. Bence içeri, ben olsam derim ki Allah belanı kaldırsın. Derim. Ama önce sesimi çıkarmam ki bir de iç odaları göreyim, dedikodu toplayayım birazcık. Evet. Evet, şimdi... Güzel bir karşılama oldu. Çok güzel oldu, içimiz açıldı, iştahım kabardı. Çayın yanına bir şeyler varsa alırım. Nereden başlayalım? Şurası mutfak mı? Evet, mutfak. Evet, o zaman mutfaktan başlıyoruz abla. Hayır, olmaz olmaz. Niye? Sıralamaya göre gidelim. Tuvaletten başlayalım. Tuvaletten. En sondaki yeri en başta gösterin. Hadi gel ablam gel. Bir şey diyeceğim, senin yıldızın düşük falan değil değil mi? Yok değil. Heh, iyi tamam. Çok iyi. Modun düşmüş. Peki. Yepyeni bir haftanın ilk gününde Yıldız Hanım'ın temizleyeceği ev karşımızda. Duvardan dökülen fayansların pisliği, lavabonun perişan hali ve uzun zamandır el sürülmemiş küvet yarışmacımızın ilgisini bekliyor. Bakalım Yıldız Hanım bu manzara hakkında neler düşünüyor? Evet. Kız iyi, yıkamayan fayans da yok. Allah'ım böyle bir şey olamaz. Kız çok berbat yani. Çok berbat. Bildiğin kapakta bırakmışlar. Kesinlikle. Ay lavaboya, makine. Fayanslar çok kirli değil. Yıldız Hanım o banyodan yarım saatte çıkmasını bekliyorum. Nasıl ama banyo? Çok berbat. Nasıl keyifleniyor bu adam bak. Ne de olsa biz temizleyeceğiz. Bence bu yerler de mermer mi? Bunlara kire sökücü dökemeyiz. Taş evet. Şey yapar. Taşın parlaklığını alır, kışır eder bunları. Yani yıkayacağız. Ev sahibi de taşın parlaklığını düşünüyordu zaten. Biz parlatalım yani. Sonra diyecekler ki malımıza zarar verdiler. Banyo için fazla vakit ayırmasına gerek yok. Fayans olduğu için yıkayıp çıksa yeterli. 20 dakikada bitirmiş olması lazım. Evet, mutfağa gidiyoruz bakalım. Yani mutfak ne durumda? Görüşmek dileğiyle. Yıldız Hanım'ın temizleyeceği mutfak adeta savaştan çıkmış gibi görünüyor. Mutfak tezgahından zemine, masanın üzerinden buzdolabının içine varana kadar her yere saçılmış çer çöp ve kalıplaşmış pislikler burayı içinden çıkılmaz bir hale getiriyor. Bakalım Kadir bu mutfak için neler söylüyor? Allah'ım! Oh! Burayı nasılsın tellere? Teller gelsin dillere! Tencereler, tavalar, tencere, tavalar, kuşkana bak. Vallahi. Şey, Yıldız abla beni banyonun kapısında çekti kenara diyor ki, bana bak doğru söyledi, bu ev gerçek mi böyle mi? Abla diyorum gerçek, kadın hala gerçekliğine inanmıyor. İnanamıyorum yarabbim. Mutfak dolapları çok pis, çok yağlı. Üzeri olsun, içleri olsun, çekmeceler, dolap içleri çok sıkıntılı. Yani oradan nasıl temizleyeceğini bilmiyorum. Çok zorlanacaktır. Ablam neyse ki çok yağlı değil dolaplar. Evet. Ha, o da tam şey. Ana fayanslarımız falan. Şey, ömrümde bu kadar çirkin bir abajur görmedim ben. Dur yakalım. Işık. Bu işin ortasına mum dikmişler. Üç dileğimiz var. Evet, üç dileğimiz var. Ah bırak adamla. Yıldız Hanım, Kadir, bu elimde görmüş olduğunuz kırmızı biberleri yerseniz bu evi ben temizleyeceğim. Ben yok güvenmiyorum. Bu adamı mayosur eder, o yemezdi. Hadi yiyin. Hepsini yerim ama elimi sürdürmeyeceksin. Aman kalp krizi falan geçirmeyesin sonra. Yok geçirme. Acımadı bize işler mi bacı hele sen. Ben şöyle bir anımı anlatayım. O yerken anlatın siz. Eşimle... Bana şey demişti Yıldız, hani bu bir tane biberi, ay, sana üç tane etek alacağım. Biberi sana üç tane etek aldım. O kadar acıydı. Kız bir şey yiyeceğim. Hiç etek için biber yenir mi? Yani o kadar şey yaptı. Bana bak adam sana hiçbir şey almıyor muydu sen bu biberi? Hayır düşün yani o kadar şeydi bana. Hani ya da sen yiyemezsin, eteği mi yiyemezsin, çok seviyorsun? Yiyemezsin aynen Yıldız, bunu ye, üç tane etek alacağım sana demişti. O zaman siz bunu yiyin, ben size dört etek alacağım. Sen elbise alacağım. Sana güvensem yiyeceğim ya, senin sözüne güven olmuyor. Ye hadi ye. Senin sözüne güvenemem. Kız acıya benzemiyor abla. Bence de benzemiyor ya. Ama şöyle küçük bir deneme şansımız var. Abla yok 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 yok. Kaynana dilinden daha acı bu.
Sanki görümcem bana laf soktu da lafın üstüne oturdum gibi olduk ha. Kız yedin mi sen? Kadir değil. O mu değil acaba? O zaman ondan da kırmaya bakayım. Yemin ederim değil. Vallahi değil. Ah. Acı değil mi? Hayır. Beni ilgilendirmez. Kadir sonradan çıkıyor acısı. Kadir değil. Gerekip iyice boğazıma boğaz. Dolapta bir şey var mı? Bak bakalım. Buradan da bir şey yapmaz ki. Oh. Yandım. Zaten senin kendi bir işin olsaydı onu bana vermezdin. Kadir bana o kadar acı gelmedi. Gerçekten gelmedi. Ay abla yok. Sen sadece ucunu ısırdın. Ama ucu bile yetti. Da aldı. Kadir'e diyorum. Abla ben evde pul biber bile yemiyorum. Yani bak ama ben lütfen şimdi ben aşçıyım. Biberi bana soracaksın. Lütfen. Hadi bunu da yiyin o zaman. Yemeyeceğim. Oy. Sana bir şey diyeyim mi? Abi de tükürükle genizleme gitti ya. Buzdolabının rafları zaten çok kötüydü. Yıkanıp temizlenmesini bekliyorum. İçini, dışını, üstünü güzelce. Dolap çok kötü abla. Bence de Kadir. Her tarafı berbat ama her tarafı. Kadir al biraz şeker ye. Allah seni kahretmesin. Mahvetti beni. Yıldız Hanım burayı kaç dakikada halledersiniz? Yani 2 saat diyorum. İki saat diyorsun. Mutfaktan 2 saat sürede çıkmasını bekliyorum. Ben çıkacağıma inanıyorum. Tüm biberleri yerim. Tamam. Varım bir daha ya. Hadi salona. Gidelim hadi ama bir şey diyeceğim çok. Neyse ben konuşamayacağım yürü. Yıldız Hanım siz aşçı olduğunuz için salonda sizin için harika bir spesiyelimiz var. Nerede var? Salonda. Salonda spesiyel mi olur? Harika. Bir şey verme daha. Bence de yani biz bir görelim kendimiz görelim. Hadi gel. Evimizin salonu da evin geri kalanı gibi dağınık ve kirli. Lekeli koltuklar, kirli camlar ve tozla kaplı mobilyalar tek bir şey anlatıyor. Yıldız Hanım'ı zorlu bir temizlik bekliyor. Bakalım yarışmacımız bu salon hakkında neler düşünüyor? Gel abla. Dırım, 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 dırım. Dolana, ay dolana. Harika bu nasıl bir yemek bu böyle yanları duruyor ortası gidik? Yani geride kalanları bırakmışlar herhalde baksana. Yıldız'ın evi gerçekten pis bir evdi. Fakat elinin değdiği yeri belli edecek kadar da bence yani kendini gösterebilecek bir ev. Kurilenler ölmüş kalan sağlar bizimdir. Bence de aynen öyle inanamıyorum. İğrenç. Kadir insan şunun kenarını bari bir sıyırır değil mi? Hayır nasıl doldu? Bu bence var ya tek seferlik değil. Ortası bittikçe yenisini koymuşlar. Bence ortası de aynen tabağı yenisini yıkamadan. Ortasını yiyorsun sonra bittikçe böyle suyuna koyuyorsun. Yıldız Hanım, siz aşçısınız. Sizce bu nedir? O şu an aşçı mı değil, bu arkeologluk. Bence bu Hitit nereden kalma? Yani müzelik, müzelik bu. Ben şöyle, ben şunu yemeği, yani altı ıspanak diye düşünüyorum Kadir. Bak yani bulgur ıspanak, var, ıspanak var. Bir bu şeyi, bir yerin bir batı vardı ya kız. Kastamonu'nun mu bir batı var ya şeyim. Ama bence bir çeşit değil bu ama. Bu çem çeşit bir şey, bu çer çeşit bir şey. Ben bir çeşit değil. Bu boş beleş bir şey. Orta sehpa çok pis. Acayip pis. Dışı değil, içi. Özellikle yemek artıkları. Allah'ım. Ben mutfağa 2 saat dedim ama ben evet. Mutfaktan daha hızlı çıkmam lazım. Bence salon mutfaktan daha zor gibi geliyor. Çok kargaşa çünkü. Aynen. Koltuk var. Yerde halı kötü. Evet. Film izlemekten eve ellerini sürmemişler ki. Yıldız Hanım o salondan 1,5 saatte çıkar. Annemin teyzesi Selma gibi bir paket ıslak mendille bütün evi temizleriz artık. Biz artık bir... Şeyle. Koltuğuna baksana ablam. Salonda birden fazla koltuk vardı. Çok fazla koltuk var. Ben hepsinin silmesini beklemiyorum ama cam kenarındaki yani camın önündeki koltukta bir leke var oturduğu yani oturulan kısımda bir karartı vardı. Açıkçası onun silinmesini bekliyorum. Yıldız Hanım bu koltuğun lekesinin çıkmasını bekleyen yarışmacılarımız var. Beklerler. Beklerler. Yıldız ablam çıkar çıkar. Vallahi ben de yani gücüme güvenerek yapacağıma inanıyorum. Kirli evi hani temizlemeyi daha çok severim. Evet çünkü daha çok gösteriyor. Ya gösteriyor aynen öyle yani hani şey yapmasa da ama çıkacak ortaya. Peki nereden başlayacağız ablam? Salondan başlayalım bence. Salondan mı diyorsun? Aynen. Peki çünkü burada bak kadın akıllı. Buradaki kapı kacak da mutfağa gidecek diye. Kesinlikle çünkü boşalacak. Peki o salondan zaman başlıyor. Gidiyoruz. Deterjanlarımızı alıyoruz. Hadi başlıyoruz. Ve planlamayı güzel yapıp salondan başlıyoruz. Başlıyoruz hadi bakalım. Siz de ekran başından sakın ayrılmayın. Bakalım bu berbat evin sonunda nasıl bir temizlik olacak. Biz bu olacak. Evden çıkacağız. Çıkacağız. Biz bu evden... Ardahanlı bu arada yapar. Yapar. O tatlı kız seni hadi bakalım yandım anam. Şu
şöyle tutayım da bari halkımız bezi gerçek görürsün. Sen benim akıttığım tere boşuna mı değil? Ay başındakini yattığı yatan adama vermiyorlar. Şimdi 9 kardeşler. 8 kız. 8 kız bir oğlan. Bir o erkek, oğlan da sondan bir öncesi. Bir anası öncesi. Oğlanı tutturana ama kadar doğurmuş. Ama şöyle söyleyeyim, iyi ki de yapmışlar. Kardeşiniz ne? Tarkan. Kars'ta Tarkan da nerede? Bizim şey, bir gün annem bize dedi ki babanıza söyleyin dedi. Size bayram açlığı yollasın dedi. Ondan sonra çıkma. Biz de söyledik. Hani kıyafet bayramlık alacak. Babam kaç para yolladı biliyor musun? 100 lira yollamış. 50 oğluna 50. Kız sen 50 lirayla ne alacaksın? Bak annem arar seni gene, uzak dur sen. Perdeyi söküyorum ben hemen. Tamam. Kafama bir şey düştü, ne düştü? Fayans. Vay 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 tosun o yayla. Ağzı burnu yesin o. Her yeri yalvalamış. Ablam temizlesin o. Hele çekil. Gelince gördüm ki bu patlıcanlar kadar her şey doğalmış aslında. Aynen. Değil mi abla? Kesinlikle. Kesinlikle. Domates, biber, patlıcan, bu işi göreceksin, çatlayacaksın. Gene beni sattı adam. Cam kurulama bezi. Orada boş durma, cam kurulama bezi ver. Hadi süre iş. Görüşmek dileğiyle. O ne kız? Kız banyoda kurbanla ne işi var? Abla yeni yaşıyor. Merhabalar tekrardan. Merhabalar. Evet, malzemeleri, deterjanları, süngerleri, kovaları her şeyi aldık geldik. Şimdi abla planın nedir öncelikle? İlk önce şu kabı kaçağı mutfağa taşımak istiyorum ben. Tamam, kalabalığımızı aynen, atıyoruz. Aynen, ortadan kalksın. Onu şu bardak, yani orada tamam. Tabak mamak ne varsa. Sonrası? Ondan sonra kesinlikle önce bir süpürge yapmam lazım. Süpürge. Süpürge yapılacak. Şimdi, süpürge 4 olmak... saatte başlatacağım. Salon için kafanda ayırdığın süre nedir? Vallahi yani salonda kafamda 1,5 saat. 1,5 saat, yani tamam. Yani mutfağa diye düşünüyorum. Orayı 2 saat ayırdın. Aynen. Şimdi bize dış ses sürekli olarak saniyeler geçtikçe 20 dakika kaldı, 10 dakika kaldı diye, diye bizi geriyor. Haberin olsun, planlamayı iyi yaptı. Peki 3, 2, 1. Yıldız ablanın temizliği başlıyor. Başlasın. Hadi bakalım. Orta sehpa vardı. O orta sehpayı çok güzel temizlemesini, deterjanla temizlemesini bekliyorum. Bir makas verin, makas. Neden Kadir? Ben bunun kollarını keseceğim, yandın. Oh! Attık sıcak olu. Yıldız Hanım'ın halısı çok kirliydi. Onu güzel gene süpürüp silmesini bekliyorum. Makas geldi Kadirciğim. Söyle bakalım nereden keseyim tulumunu? Şu kağıdına. Hayırdır? Neden soyunuyorsun? Ben sana güvenemem. Heh, oradan. Al bak bunu sıkıştırıver koluna. O ne öyle, anneannemin namazlı gibi tut. Tamam, iyi oldu. Bir kere de lafımı dinle. Teşekkür ederim. Ya adam modaya yön veriyor ya. Kolun nerede kolun? Aldım geriye ben onu, sen merak etme. Peki keseceğim ben, o zaman ben bunu yukarısı. Bu nasıl bir... Tövbeler olsun. Bacağımı kesene, omzumu attı. Hele ektiğimiz iş. Önemli olan güzel görünmen Kadirciğim. Koşu aletinin onu fazla yoracağını düşünmüyorum açıkçası. Bir tozunu alsa, zaten aşırı bir kiri de yoktu, yağı pası falan da yoktu. Ne yapalım şimdi? Kadir ben koltukları yapayım, istersen ya da camı yapayım. Geri kalan her şey de sende Kadir. Yok hayır, olur mu lütfen? Tamam o zaman yarışma şey... Yarışma benim. Sen koltukları süpür. Tamam. Sonra şu lekeli kısmı çıkartabilir misin dediler ya. Eğer silersen orayı sil, ben de cama gireyim. Tamam. Koltukların üzeri çok pis, çok lekeli. Özellikle içi, üzeri yani üstündekiler. Koltukları silecek ama çıkar mı, çıkartabilir mi lekeleri? İnşallah. Neden temizlik benim işime katıldınız Yıldız Hanım? Ya oğlumu dile eğitimi aldıracağım ya, ona niyet ederek geldim. Yabancı dil mi? Evet. Hangisi? Küçüğüme. Yok, dil hangisi? Ya her dili.
seviyor mesela. Çok da yeteneği var bile. Hayır, İngilizce mi, Japonca mı? İngilizceyi zaten kendi geliştirdi. Aa. Gerçekten yani şeylerin de söylediği, öğretmenden de söyledi, yani doğuştan bir yeteneği var dile. Maşallah. Yani 3. sınıfta seçmeli ders Fransızca seçmişti. Hakikaten bazı insanların dile karşı farklı bir yeteneği oluyor. Ama kimisi gerçekten yabancı şeyi seviyor böyle, yabancı şeyleri seviyor. Ya çok seviyor mesela. Yıldız Hanım ev sahibimiz de hem İngilizce hem de Almanca biliyormuş. İsterseniz oğlunuza ders vermesi için konuşabilirim kendisiyle. İngilizce, Almanca ev maşallah. Bu da kalıyor. Keşke az da Türk, ya ifade etti görselermiş. Yani hani onunla gelip. Sen peki kaç yaşında senin bu oğlan? Benim 16, lise 2'ye gidiyor. 16 yaşında maşallah. Aynen. Maşallah. Ya İstediği meslek var mı böyle? Ya aslında yazılım mühendisliği istiyor da, yani onda dil de çok önemli. Dil de çok önemli. Ya çok da seviyorum mesela. Hani ona kalsa nereden öğrendin dersen, bilgisayardan, oyunlardan hep yabancı. O zaman demek ki koparabilir. Ama yani istediğini tutan koparan var bir çocuk. Yapısı var. Ben bir anaokulunda çalışırken öğretmenin biri geldi, hastaydı. Götürdüm. Dedi ki abla benim sınıfımda kalsın. Hani oğlum dedi 5,5 yaşında. Şimdi İngilizce öğretmenleri geldi. Ya dedi bu sınıfa bir öğrenci gelmiş dedi. Çok iyi dedi. Biz bunu müdüre söyleyelim. Ben de hiç bilmiyorum benim oğlum. Bir öğretmen geldi, iki öğretmen geldi. Ben de mutfakta çalışıyorum. Sonra sınıfın öğretmeni geldi. Ya dedi bu Yıldız Hanım'ın oğlu dedi. Abla senin oğlum ya, ben orada hizmetliyim mesela. Aa, böyle ön yargı mı olur Yıldız Hanım? Öyleydi adlandırılma. Öyle şey olmaz. Hizmetli olabilirsin de senin oğlun ama yabancı alınmadı. Dile öğren. Niye almadı? Okul almadı benim oğlumu. Seninle alakası var mı bu? Tabii hizmetli olduğum için almadı. Niye hizmetliysen öyle, oğluna öyle suç ya. Kriterleri vardı onların da yani. Öyle kriterleri oldukları sürece ondan bir lahana olmaz. Böyle olayları duyunca hakikaten çıldırıyorum Kadir. Ondan sonra da okulumuzdan iyi bir öğrenci Kadir, çıkmıyor. Bunun arkası falan kalsın, bunun arkası temiz. Tamam abla ben cama giriyorum. Tamam ben de şu koltuklarımı halledeyim ya. Salon camı öyle berbat bir cam değildi. Lastiklerin aralarına baktım. Tornavidayla oraları yapsa halledilebilir bir şekilde. Siz bu kuvvetle o koltuğun hakkından gelirsiniz Yıldız Hanım. Koltuğun rengi açılacak. Ablam aç koltuğu aç. Dur açacağım. Aç rahat Kadir. Rahat sil. Aynen şöyle şey yapayım, orayı arka taraftan sileceğim ya. Cam da berbat, her tarafı çamur. Gerçekten çok berbat ama biz buraya adam edeceğiz. Bu arada 28 dakikanız da geçti. Gerçekten. İyi ama anca ablam salon çok kirliydi. Pes Kadir, yine aynı hatayı yapıyorsun. Bir kez daha kornişi camdan sonra silmeye başladın. Camın kafasını aldım. Daha cam durulacak. Sen benim işime karışmamayı 2 sezondur öğrenemedin. Bu laflara karnım tok benim. Şu an hiçbir yere bir şey damlamıyor bak. Camı sildikten sonra korniş silinmez. Sevgili ev hanımları, sakın Kadir'e uymayın. Siz benim yolumdan gelin. Siz benim yolumdan gelin. Bu adamın elinde kaç kere bez gördünüz? Şöyle tutayım da bari halkımız bezi gerçek görürsün. Hiç şov yapma Kadir. Ne malum o bezin zaten kirli olmadığı. Yok yok, sen boşuna akıtıyorsun otelleri. Sen benim akıttığım tere boşuna mı dedin? Boşuna değil, ay başında alacaksın karşılığını. Ay başındakini yattığı yatan adama vermiyorlar. Camın aralarına girmesini istiyorum. İnşaat pislikleri vardı. Camı tertemiz bekliyorum ondan. Evet, şimdi cama durusu yapıyorum. Silip kurulayıp çıkıyorum. Bitmiştir cam. Bitti mi? Bitti cam, bitti. Kornişe bak nasıl güzel. Evet Kadirciğim. Senin yapacağın iş bu kadar olur işte. Bakın sevgili seyircilerim, eminim siz de şu duvardaki bez izini görüyorsunuzdur. Ben ne dedim? Cam bitti dedim, değil mi? Cam. Bezini neden oraya sürdün peki? Almışken alayım dedim ama silersen bütün duvarı silmek zorunda kalacaksın. Tamam da şimdi de yarım bırakmış oldun. Mutfak çok kötü, kadın orada beni bekliyor. Nerede seni bekliyor? Kız beni beklemiyor mu sen? Bekliyorum. Ablam desene. Ya duvarı sileyim de bir ton duvar var orada. Vallahi orasına ben karışmam. İçine siniyorsa diyecek lafım yok. Pek sesi çıkmıyor. O zaman öyle bırak ve finalde gelecek eleştirilere hazırlıklı ol. Camımız bitti. Şimdi peteğimiz berbat. Onun için ona şöyle güzelce bir deterjanımızı yediriyoruz. Yanlarına, baş kısmına, içine. Şimdi bunu halledeceğim. Yerini sileceğim. Bu önümdeki koltuğu da süpürür. Yerine çekerim. Burayla daha işimiz kalmaz. Bugün yine zorlu bir evle karşı karşıyayız Kadirciğim. Peki bu bölümde kıymetli seyircilerimize ne vaat ediyorsun? Bu bölümde ne vaat ediyorum? Temiz bir
ev vaat ediyorum. Her zamanki gibi çok kirli bir evin altından kalkacağız. Senden sıra dışı bir vaat bekliyorum Kadir. Malum seyircilerimizi ekran başında tutmamız lazım. Öyle bir şey söyle ki seyircimiz tam zap yapacakken kumandasını yerine bıraksın. Şey yapacağım, belime halat bağlatacağım, çatının aşağı kendimi sarkıtıp bir daha camın kafasını alacağım. Ayaklarından bağlayalım ama aşağı indikçe hızla bırakalım seni. Tabii ha, paraşütten atılan şeyler gibi rulo inerim. Peki daha orijinal bir fikrim var mı Kadir? Bugün Mecidiyeköy merkezde halı yıkayacağım. Oldu mu? İyi mi? Süper oldu. Yapmayan ne olsun? Yapmayan bir daha eline sarı bez almasın. Deterjan yüzü görmesin. Kovaya elini sokmasın. Mecidiyeköy merkezde halı yıkayacağız. Yıkayacağım. Hem de soğan çuvalıyla. Kadir ben de varım sende. Açacağım mağaramı Mecidiyeköy'e. Ondan sonra göreceksiniz. Yalnız o zaman güvenliğini sağlayamayabiliriz Kadir. Şey o zaman boneyi tümden giyeyim. Allah korusun bir suikaste falan kurban giderim. Aman Allah korusun. Suikastler senden uzak olsun Kadirciğim. Aa tabii. Oh bak. Bayramda anneannemin evini temizledim. Kesin bir tanecik toz çıkmamıştır evinden. 73 yaşında kadın bak o kadar genç evine gidiyoruz. O çekyatın arkasından bir tane mi toz çıkmaz? Bir tane hiç toz yok evde. Bütün gün de bak camları da açık. Peteklerini yıkadım. Hiçbir şey çıkmadı. Çünkü kadın bütün gün elinde süpürge paspas geziyor o yaşta. Ama şu bir gerçek bizim oranın gerçekten yaşlıları temizliği sever. Çünkü hani evlerine büyük olduğu için. Nerenin yaşlıları Yıldız Hanım? Yani Kars. Kars, Ardahan, Erzurum, Gümüşhane, Bayburt. Oranın insanı şeydir. Yaşlanmaz oranın insanları. Ama şimdiki çamaşır makinesini yıkadığı şeyler bile beğenmiyorlar. Kız anneannem çamaşır makinesinin içine su dolduruyor. Şaka yapıyorsun değil mi? Ama Esra çok az su alıyor ya. Tasarruf yapıyor işte. Hayır, öyle gri gri çamaşır yıkıyor. Ben çamaşır makinesinin yanına musluk yaptırdım. Hortumu tutup makinenin içine su dolduruyor. Ben de şey yapardım, leğende şeyde ısıtırdım, kovada ısıtırdım. Merdanenin içine doldururdum. O çok, o ayrı zaten. O apayrı bir şey. Ama şu bir gerçek, ben temizliği ablamdan öğrendim. Yani ablam kadar yapamıyorum ama. Ablan temizlik hastası bak. Benim ablamın evinde 7 tane çocuk vardı. Hayatta burada bir çocuk bile yok derdim yani. O derece düzenli. Kesinlikle ablam. Ablan nerede? Ardahan'da mı, İstanbul'da? Yok ablam şu anda Esenler'de oturuyor karşıda. Ha burada. Kaç yaşında ablan şu anda? 48 yaşında. O daha ama genç. Kütür kütür iş yapıyor. Kesinlikle. 7 çocuğu mu var ablanızın Yıldız Hanım? Ama öyle 7. Yani çok Ardahan'da küçük yaşta öyle evlendi. Kaç yıl da salondaki peteğin de ben çok kirli olduğunu düşünmüyorum. Yani tamam evet kirli var ama böyle yine dediğim gibi aşılmayacak ya da paslı, çeliği akmış ya da kırık vesaire değildi. Ona da detaylı baktım. Sildiği zaman bence gayet güzel, temiz olabileceğine inanıyorum. Siz kaç kardeşsiniz abla? Biz 9. 9 kardeş dediniz ve sürenizi durdurdum Yıldız Hanım. Hadi sizi biraz daha yakından tanıyalım. Ben şöyle 9 kardeşiz. Bizim en küçüğümüzden... Kadir en küçüğümüzden bir büyüğü erkek. Annem babam erkek çocuk için bu kadar yapmış. Ama iyi ki de yapmış. Dur otur hele o koltuğa otur. Oturun da rahat rahat sohbet edelim. İyi ki de yapmış. Dur şimdi siz 9 kardeşsiniz. 8 kız bir erkek. O bir erkek en başta mı en sonunda? En sonundan bir büyüyor. Oğlan gelene kadar yapmışlar yani. Yapmışlar maşallah. Aynen. Seyircilerimiz hiçbir şey anlamadı Kadir. Şimdi 9 kardeşler. 8 kız. 8 kız bir oğlan. Bir erkek, oğlan da sondan bir öncesi. Anası oğlanı tutturana ama kadar doğurmuş. Şöyle söyleyeyim iyi ki de yapmışlar. Onu bir de ananıza sorma lazım Yıldız Hanım. Hayır anama valla biz bir şey söyleyeyim ben 10 yaşından beri temizlik yapıyorum. Anama neyi sorayım ya? İlahi onu demiyorum ben. Yani o kadar çel çocuk hepsi küçük küçük küçük. Annene bizi bir işe soktu. Biri silin, biri süpürün, biri tarla, biri ya tahta. Ya benim annem şöyleydi. Annem her şeyi bize bırakırdı. Annem biraz yani dağınık kadındı öyle söyleyeyim. Biz biraz salama çekmişiz. Ne yapmış ha? Biz halama çekmişiz. Halam mı? Kızın sarılmasını atar da halasını tutar mı? Ama öyle yani Allah var hak var şimdi. Ya biz o yüzden hani şey ki anneme de hak veriyorduk ama o kadar çocuk. Ne yapmak yetişiyor, ne yıkamak yetişiyor, ne temizlik yetişiyor. Yok burada büyüdük biz. Ya İstanbul'da. Tabii biz İstanbul'da büyüdük. Demek ki anne biraz rahatına düşkündü ha. Ya biraz evet. Hele kendini çok paralayan bir kadın. Zaten bir şey diyeceğim. Kadın 9 çocuktan başını kaldıramamış ki bir şey yapsın. Aynen. Ya şöyle bizim gelin... şey demiş erkek karşısında görüşüyormuş. Gelinimiz de Selimli Karslı. Annesine diyor ki hani işte biri var diyor hani beni istiyor diyor. Konuşuyor ama diyor anne 8 tane bacısı var. Kızım diyor sen manyak mısın diyor. 8 görümce ne demek diyor. 8 görümcenin içine ben seni nasıl vereyim diyor. Ya hele bir ateşin içine atar kesinlikle mı ya? Kesinlikle ama şimdi gerçekten şunu söyleyeyim diyor ki yani. Eminim iyi bir görümcesiniz. Yemin de. Gerçekten öyle. Allah'ın adını verdim. Görümcenin kötüsü olmaz zaten. Hayır, ben hiçbir görümcede biz gelini kursağını söküyoruz dediğini duymadım. Hayır. Biz gelinin yüzeyini çekiyoruz dedi. Vallahi biz
bir kız gibi sevdik onu ama o bizi sevemedi. Seviyor. Seviyor. Gerçekten seviyor. Tabii Allah 8 var, görünce haklar. Nasıl sevmesin? Yani buradan Aslı'yı çok çok öpüyorum. Aslı bu kamerada. Kardeşiniz ne? Tarkan. Kars'ta Tarkan'ı nereden buldun? Vallahi yok, ta o zaman amcam koydu, annem doğum yaptığında ismi Tarkan. Demek ki Tarkan'ın yeni klibi o zaman çıktı. Hiç Tarkan. Kaç doğumlu kardeşim? Vallahi Tarkan 87'li falan 87'li olması lazım yani. Daha Tarkan ortada yok o zamanlar. Bir de o ikiz. O zaman o şey, o denizden ahtapot çıkan bir film var değil kötü. O zaman kardeşinizin ikizi de kız mı? Kız ama hiç benzer. Gene o bir olan ya da eşansız kız gene şey geldi. Hani hiçbirimiz dedik ki kesin de çok çocuk yapmayacağız. Benim iki tane, hepsinin ikişer tane. Hepsinin bir tek ablamın en büyüğü 7 tane var. Miras bölüşümünü nasıl yaptınız şimdi bu kadar çocuğa? Nasıl vallahi doğru? Hiç miras yok ortada. Yani şu anda... Yani bana... toprak, nerede toprak? Toprak köydeki toprak da Tarkan'ın da. He bir oğlan çocuğu diye ona verdiler. Tabii yani ona göre babam her şeyi oğlanı. Kaç tane? Tarla var mı? Var, tarlası falan var. İnşaatçı gitti, kendisi ev yaptı köye. Şu anda en az 30-35 tane büyükbaş hayvanı var. Gerçekten çok çocuğu vardı. Biz çok ufak yaşta geldik İstanbul'a. Babam hep bize şey derdi. Yani hani çelimi çocuğum asla kimseye muhtaç değilim der. Babama şey dediler. Gidersen aç geri gelirsin köye. O kadar, çelimle çocuk da gidiyor. Ama İstanbul gibi bir yere gelmek. Ama şu anda yani gerçekten amcaların içinde en iyi durumda olan da babamdır yani. Ama babam şöyle işe giderdi. Kışın, yazın inşaatta kışın belediyeye girerdi. Babam mesela ekmek, yemek parası verirlerdi. Babam o yemek parasını alır getirir, evde çele çocuğa bir şeyler alırdı yani. Yemezdi geceleri. Ne güzel, bak vefakar. Ama gerçekten vefakardır. Ama evlendikten sonra kızlar biraz kapı dışarı oldu. Artık el kapısı oldunuz el kapısı siz. Oldu gittiğiniz abi. Yerde karnınızı doyuruyorsunuz. Ama bak ne dedin? Başımız dişimiz ağrısa babam gene çıkar gelir dedin. Babam yetişir ama babamdan önce Tarkan yetişir. He, o da güzel, iyi. Yani biz babamdan görmemiz gereken Tarkan'dan görüyoruz. Bir erkek kardeş olarak da yapması gerekiyor. Yani şöyle derdik, yani bu kadar isteye hani şey bir çocuk olabilirdi. Hani hayırsız olabilirdi. Kız bak bu kadar kızın peşine oğlan oluyor. Babası ya. Da onu coşturuyor. Aman da oğlum elin ayağını ölüm. Oğlan bütün malı maşatı kumarda yiyor. Ele boş beleş bir adam oluyor. Ama bak sizin öyle olmamış. Yani olmadı. Çünkü baban gerçekten. Sizi irdelememiş. Ya. Eğer kız olarak sizi irdeleseydi Allah belki de dediğin gibi ona hayırsız bir oğlan verebilirdi. Yani irdeleme diyorum yani bizim mesela. Yani şeydi, yemezdi yedirirdi. Yani babam giymezdi yedirirdi. Babam da çok temizliği severdi. Çok aşırı temizlik. Peki şimdi evliliğe gelelim. Hani kaç sene önce evlendin, severek mi evlendin, görücü usulü? Ya şöyle tanıştırıldık. Görücü usulü oldu. Görücü usulü gibi oldu. Yani ablamın, yani eniştemin akrabasıydı eşi. Ondan sonra dediler, işte 18 yıllık. Dediler bir tane güzel çıktı, ikinciyi de buradan 18 alalım. Yıllık işte evlilik. O maşallah. Sonra ama boşandım ben. He. Yani ne kadar oldu? Şöyle 2 yıl, 2,5 yıl falan. 2 buçuk yıl. Yani isteyerek karşılıklı anlaşmalı. Ya tabii ki yani. Anladım. Tek şey yani anlaşmalı. Ben şey değilimdir hani olmuyorsa olmuyordur. Olmuyor. Ama 18 yıl hani az bir süre değil. Değil aynen öyle. Hep böyle bir taraf yürüttü mü? Ya ben şöyle çok yani çalışmayı falan severdim. Şey bir kadın değildim yani. O da kendince öyleydi. Ama bir yerde koptu mu kopuyor ya. Bir yerde artık tek yük tek omuza binince sen de dedin yani karşılıklı şey oluyor hani. Anlaşmamazlık. Yani anlaşmamazlık. Kaç çocuk var? 2 tane oğlum var. 2 oldu şu an ikisi de seninle. İkisi de benim. Nafaka falan alıyorsun. Yok almıyorum. Almıyorsun. Yok ben istemedim yani. Ama bak nafaka almama konusu da hata etmişsin. Almadım. Yani ben şöyle düşünüyorum, hani bir insan yani hani kendi içinden zaten evlatlarına vermek isterse verir. Hmm. Ama vermek istemezseniz o devlet soruyla... Peki sen şu an çalışıyorsun. Ben çalışıyorum. Ben hep çalıştım zaten. Ya ben yani böyle şeyimdir, kendi ayaklarımın üzerinde... Tamam gurur çok güzel bir şey ben ama bazen gurur adamı aç koyar. Bak ben bunu sana söyleyeyim. Vallahi ben hiç bugüne kadar aç kaldığımı da düşünmedim Kadir. Ama niye o kadar zorlanasın 2 çocukla şu an pandemide var? Ya 2 çocukla şöyle zorlanmıyorum. Yani büyük oğlum yani diyorum küçüğüm 16 yaşında. Büyüğüm 21 yaşında. O da zaten hani bana destek oluyor şu anda. Çalışıyor da. Ama dediğin gibi adamın içinden gelmiyorsa zaten yani gönder. İçinden gelmiyorsa yani bırak. Ödemek isteyen her şekilde öder. Yani kız bana bir gün de çocuğum... ben sana ne diyeceğim bir gün annem dedi ki babanız. Aa ne yapıyorsun Kadir? Ne bir sesleniyorum ben. Biz de adettir Eylaz bak. Şey böyle kız hele bak bak. Hele bak. Bizim şey bir gün annem bize dedi ki babanıza söyleyin dedi size bayram harçlığı yollayacaksın dedi. Ondan sonra çıkma biz de söyledik. Hani kıyafet bayramlık alacak. Babam kaç para yolladı biliyor musun? 100 lira yollamış. 50 ona 50. Kız sen 50 lirayla ne alacaksın? Ne zaman oldu bu olay? Ne gelecek? Zaman? 2010 olmayacak. Senesi. 100 lirayla ne alınır? Hayır alınmaz. 50 lirayla bir adam giydireceğim. Bak annem arar seni gene uzak dur sen. Tamam sustum. Ona en iyi anneler bilir. Ha, yani diyorum annem de ne yaptı biliyor musun? Annem de ne yaptı biliyor musun? O 50 lirayı ona harçlık 50 lirayı bana harçlık. Yani bizim ağzıya götürdü giydi.
indirdi. Ben hep öyleyim zaten. Yani hiç 50 lirayla alın. Onun için dediğin gibi eğer insan içinden gelmiyorsa zor hiçbir şey yaptıramaz. Zorlaman... Ben de 50 lirayı babana iade ettin zannettim Kadir. Ya neye vereceğim, gelmiş 50 lira geri gönderilir mi? Fazla gurur adamı aç koyar. Ama sonuçta baban sizin değerinizi biçmiş. 50-50 vermiş. 50-50 vermiş. Peki biz de onun değerini biçtik şimdi. Yani herkes. Yani onu zaten çocuklarken değerini biçiyor zaten. Yani. Allah sana sağlık, hayırlı uzun ömür versin. Zaten. Allah elden ayaktan düşürmesin. Amin. Güç kuvvet versin dizinle, gözüne muhtaç etmesin. Oğlunla kızına. En önemlisi o. Allah seni kimseye muhtaç etmesin. Allah iki oğluma sağlık versin. Allah iki tane de hayırlı gelin versin. Sen bu saatte kadar onlara baktın. Öyle. Bu saatten sonra inşallah şöyle baş köşeye otur, bir torun seversin. İnşallah. İnşallah. Yalnız lafı çok iyi çevirdin, gelinlere getirdin Kadir. O iş benden sorulur. Yine laf cambazlığı yaptın Kadir. Neyse, dönelim işimize. Şimdi cam bitti, petek bitti. Bitti. Ben şimdi bu arkayı siliyorum. Aynen, bu koltuğu benim süpürüp de sadece şu ikisi kaldı. Bir de şu mavi dolabım silineceğim. Tamam, şu tarafları da alacağız. Şimdi ne kadar süremiz gitti? 1 saat 7 dakika gitti. Hadi Kadir. Kalk. Salondan 1 saat 45 dakika, 1 saat 50 dakikada anca çıkar. Yıldız bu evin üstesinden gelebilir ama yine bizim istediğimiz performansı vermeyeceğini düşünüyorum. Yani eksiklikleri olabileceğini düşünüyorum. Evet, şimdi sırada zorlu bir leke var. Kumaş da bayağı zor bir kumaş. Kesinlikle aynen. Değil mi? Bir çıtır koltuk, ablam gel. Koltuk krem. Yine de el sürmedi demesin. Yani bas ben dedim kesinlikle aynen. Bas. Şimdi aradan bir kişi dedi ki Yıldız benim rakibim okey ama benim gözümü korkutmadı. Yani hem rakibi olup hem nasıl gözünü korkutmuyormuş. Yükseli temizlemek gerçekten çok kolay. Yani temizlikten asla korkmuyorum. Daha fazlasını yapardım ben. Daha fazlasını yapardım. Yani en azından ben o koltukları ayıracağım vakitte duvarları silebilirdim. Orayı yapması gerekliydi. Gerekli yere takıldığını düşünüyor musun? Yoksa hani çok da gerek değildi. Şu anda boştan yere onlara takılıyorlar. Gereksiz. Bence gereksiz duvar. O zaman ben seni rakip olarak görmem. Ocağın altı komple yağ duruyordu. Sandalyeler vardı. Evet. Onların hiç toz alınmamış. Vallahi bu kadar pis bir evde ki normal o sürede çıktığıma bile seviniyorum. Bir şey mi dökülmüş bu koltuğa Kadir? Bence bir şey dökülmemiş. Uzun süre oturup kalkmışlar. Bunlar kül üstüne gelmiş, gül üstüne gelmemiş. Bence de. Tamam ablam, daha ne kadar bastırabiliyorsan bastır, daha da yok. Bence bu leke çıkar. Çıkar da vaktimizi de alır. Aynen. Daha mutfak var, buzdolabı var, cam var mutfakta, fayanslar Vay. Var. Biliyorsun bizimkilerin adetidir. Çıkana değil çıkmayana gider bakarlar. Valla ben yapayım de. Sen kıyısını, köşesini, altını iyice al ablam. Daha masamız var. Bu masa da berbat. Evet. Orta sebat tertemiz bekliyorum. Orta sebat çok pisti. Salonda ortada bir sehpa vardı. Bayağı kirliydi, tozluydu. İnşallah bembeyaz yapmıştır. Evet, şu anda yemek masamızdayız. Yemek masası demeye bir şahit ister. Her tarafları yemek artığı dolmuş. Kadir vallahi burayı tamam. Bir Kadir. De beyaz masa. Ablam televizyonum var, televizyon dolabım var. Tamam, kapımız kaldı. Bak yerlerin bir kısmı sildim. Bitti hemen. Zaten. Aynen. Kadir ben şunu bir indireyim şöyle aşağıya. Gel ablam, bir de zerdeçal dökmüşler. Sarı sarı her yere yayılmış. Zaten orada bir zerdeçal eksikmiş zaten. Aynen, bir zerdeçal eskiymiş dediğin gibi. Köridir o Kadir, köri. Yok, zerdeçal. Televizyon ve televizyon sehpası ciddi anlamda siyah olduğu için bir de tozu çok fazla belli ediyordu. Aynı şekilde onda da çok iyi bir performans görmek istiyorum. Zor bir aşılmayacak bir lekesi falan yoktu zaten. Televizyon çıkaramıyoruz değil mi? Çıkarıyoruz ablam. Kız sen iste beni dinle kapıda gelin kapıları. Vallahi şunu Kadir, şunun arkasındaki şu ince çok şey ama kırık dökmeyelim sakın. Kadir bir şey var ama... Dur bakayım. Şöyle bir tut bakalım inşallah. Ha, kız bir şeymiş. Dur kancalıymış. Ne kadar süremiz geçti? 1 saat 27 dakika. Kadir. Ablam hadi 1,5 dedik.
Hadi bakalım. Ben Yıldız'ı kendime rakip olarak görmüyorum. Çünkü biraz sessizdi. Yani o sessizliği biraz durgundu. Beklemiyordu herhalde bugün yarışacağını da. Ona da sürpriz oldu. Dediğim gibi ben kendime rakip olarak görmüyorum. Temiz oldu mu Kadir? Oluyor. Dur daha şurası var. Ablam hadi. Oh! Ablam şunu alayım. Şimdi oldu mu? Oluyor, oluyor. Oldu demiyorum bak, oluyor. Ben geldiğimde o sehpa silinmemişti. Umarım bembeyaz olmuştur. Sehpanın şu açılan yerindeki parçanın adı ne? Menteşe mi, körük mü Kadir? Rakımın kökü. Her yere yetişmeye çalışıyorum şu anda. Tabii tabii. Yazık sana Kadirciğim. Al eline bez de sil o zaman. Beni delirtme. Her yere bakmaya çalışıyorum gözümün gördüğü kadar. İnsan beşer beşer şaşar. Bizden mutlak robotu değiliz herhalde. Ben de gösteriyorum işte sana. Öyle gösterme mi olur? Eksik söyler şey yapar gibi. Ben böyle gösteriyorum Kadir. Hayır anlamıyorum. Sonuçta ne dememi bekliyorsun? Kadir Bey, şurayı unuttunuz efendim mi diyeyim yani. Hayır Kadir'cim burayı unutmuşsun bak aklıma Kadir sakın. Bey. Ha, o zırıltılar var ya o zırıltılar. Kadir Bey. Adımdan soğuttular beni bu programda. Bütün yarışmacıların temizliğini göreceksiniz fakat Zeynep'inki bir başka olacak göreceksiniz. Hadi abla 10 bin lirayı alacaksın. İnşallah. Neydi senin oğlanın adı? Gökalp. Heh Gökalp. Kız şey değil miydi? Tarkan o kardeşin de. Kardeş. Gökalp çançın çonca öğrenecek. Yolla ona ne istiyorsa öğrensin. İspanyolca öğrensin bence. İspanyolca matik hey alama bile. Gökalp'ime hayrı canıma verin. Büyük oğlumla küçük oğluma. Demesin annem bana haksızlık yapıyor diye. E canım bir evde bir yabancı dil bilen yeter. Sanki her hafta İtalya turistiğe mi gidiyorsunuz? Yeter o bir tane eve. Diyor ki şey. Ona da sen kuş dili öğret. Kuş dili öğrenmek kolay zaten. Her şey insanına bir ki koy zaten oluyor. Baklava ki, yoğurt ki. Tamam biz kalk ablam. Evet. Bitti. Haydi ya. Mutfağa gidiyoruz. Bak ne kadarımız kaldı? 2 saat 20 dakika. 2 saat 20 dakikamız kaldı mı? Kalan. Evet 2 saat 20 dakika. Kesinlikle. Yapacağız. Sen merak etme. Kesinlikle çünkü sen bir kaslısın. Kesinlikle. Dünyaya kaç tane kaslı geliyor ha? Milyonda bir ihtimal. Yani, evet. Hayır 8 kızla bir ben gelmişim de. Ha iyi yapmışsın 8 abla. 8 kızla bir. Evet Tarkan'ın bacısı gidiyor haydi. Eğer salondan 1 saat 40 dakika içinde çıktıysa eksiği kaldığı diye düşünüyorum. Evet. Ayın 14'ü mutfağımıza girdik. Evet. Şimdi ablam ne yapacağız burada? Planın nedir? Şöyle kameraya doğru bir anlat. Yani öncelikle bulaşıkları. Kabaya atacağız. Kesinlikle yani halledeceğiz bulaşıkları. Tamam. Ondan sonra ne taraftan başlıyorsun? Ondan sonra dolapların içini boşaltacağım. Üstlerini sileceğim. Üst tarafların fayanslarını alacağım. Yukarıdan aşağı doğru gideceğiz. Bu tarafı bitireceğim. O zaman... Haydi bakalım haydi bir an önce hemen başlayalım. Çekiyoruz. Aç ablam bir poşet. Şimdi hemen. Yıldız Hanım çok merak ediyorum. Acaba siz bu mutfağın altından nasıl kalkacaksınız? Biz kalkacağız. Sen hiç merak et. Yani şöyle karşında güçlü bir kadın vardı. Hala bir de şüphe duyuyorsun. Kadir bunlar şimdi bir saniye. Aç ablam poşeti içine dolduralım bunları. Perdeyi söküyorum ben hemen. Tamam. Kafama bir şey düştü. Ne düştü? Fayans. Kafana geldi mi? Gelmedi Allah'tan. Fayans geldi. Hey, fayans indi. Fayans, ya yüzümü kesseydi? Aman Allah korusun. Allah'ım sen koru. Ben şu masanın üstünü kabasını bir alayım. Abla dolabın üstü çok kötü. Mutfak dolabının üst tarafına baktım. Böyle çıkamayacak kadar lekeli değil. Mutfağın üst tarafından bahsediyorum. Dolapları da aynı şekilde yağlı. Çok hafif yağları vardı. Onda da fazla zorluk çekeceğini sanmıyorum. Allah korudu valla. Valla bak camı açtım indi aşağı. Kadir seni dualar koruyor. Evet Allah'tan ki. Her açmada bir ayetel küstü muhakkak o. Bunu Kadir bunlar... Atın atın. Ablam sorma at süre işliyor. Mutfak tezgahı küçüktü. Öyle fazla o kadar çok bir şey yok. Yıldız Hanım poşet seriyorsunuz ama orası zaten leş gibi. Abla, kız esnaf abla. Yine ne olursa olsun. Ne olursa olsun ayak basılır. Kesinlikle tezgah. Araba fırçası alayım şu yeri bir alacağım. Sereceğiniz poşete yazık. Ya orası öyle de ama altımızda da nimet var. Ver. Vay 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 vay. Vay 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 tosun o yayla. Ağzı burnu yesin o. Her yeri yalvallamış. Ablam temizlesin o. Hele çekil. Yıldız mutfaktan 2 saat süreli içinde çıkar. Evet arkadaşlar vallahi mutfağımın dolabının üstü kirli ama çözülüyor. Dolabın üstü yağlı mı? Yani yağlı. Evet yağlı.
Sana bir şey diyeyim mi? Sanki perşembe pazarı bitmiş. Ben belediye olarak pazar sokağını süpürüyorum. Şuna bak. Sağlam malları da toplamışsın. Ha, topladım abi. Ne yapacaksın işte? Kriz var. Pandemi. Ne bulduysak aldık. Vallahi bu Covid'de pazara bile muhtaç kaldık yani. Vallahi billahi yavrum, Allah kimseyi düşürmesin. Yani çok zor durumdayız. Evet. Allah'ım herkese yardım etsin. Amin. Amin. Şimdi şu yerin bir kabasını alıyorum, çöpünü. Hareket yerler aslında ne kadar güzel fayans şey. Mermer biliyor musun? Kaymak gibi bunlar. Doğru söylüyorsun. Kadir, kadına bez versene. Bak indi çıktığı yerden. Niye, ne kadar sen versin? Sokak gibi olmuş vallahi burası. Fet berbat. Vallahi en azından sokağın bir adı var, sokak. Kız abla, bir de buraya yorum yaparlarsa. Vallahi Kadir bilmiyorum yani. Vallahi herkesin günü var Kadir. Hakkımı yedirmem. Yedirme zaten. Hakkımı yedirmem. Baksana şu buzdolabına bakar mısınız? Ay, o biber gene orada. Buzdolabı çok pis. Yani orada çok zorlanacaktı. Özellikle rafları olsun, içi olsun. Ablam. Hadi. Şimdi yukarısı nasıl oldu bir bakayım. Kadir hemen. Gel, vallahi açılıyor. Çok da güzel oluyor bak. Şunu kabak pisliğini al. Aa, çok güzel olmuş kabak yalnız. Kabak pisliğini alıyorum. Kaymak gibi. Ya bu kadın yapıyor ya. Bu kadın yapıyor yani. Elinde edir, her yeri yapıyor. Ablam şimdi ben nereye gireyim? Kadir sen tam yap. Cam yap istersen. Şimdi senin cam silmeni görmem lazım. O yüzden tamam. Buzdolabını ben alıyorum. Tamam. Heh, buzdolabına giriyorum ben şimdi. Buzdolabın aralarını, lastik aralarını özellikle içlerine girerek temizlemesini bekliyorum. Evet, eğer sizin de eviniz böyle kirliyse, hani bu kadar değilse bile kirliyse ne yapıyorsunuz? Hemen başlıyorsunuz. Bizim gibi temizlik deyince durmayan, temizlik aşkıyla yanıp tutuşan ben ve Kadir Ezildi ve yarışmacıları geliyoruz. Bir güzel evinizin kirini alıyoruz. Görmüş olduğunuz bu raf buzdolabına ait. Bakın. Şunlar tamamıyla buzdolabına ait. Berbat. Şimdi şu sebzelik bölümün içi. Bakar mısın? Şunun içine bak içine. O ne öyle? Yağ donmuş. Yağ. Şimdi hemen lastik. Bu arada ben buzluk marka dolu açamıyorum. Buzluğun üstünü ve lastiklerini yaptım. Şimdi şu lastiklerine de güzelce bir yağ sökücü sıkıyorum. İçleri bir yumuşasın. Ablam bu arada buzdolabı mutfak dolabının en üstünü yaptı. Aşağı iniyor. Kadir, bu dolap yepyeni. Temizliği güzel gösterecek gibi duruyor. Temizliği gösterecek de göstermemişler. Gösterememişler. Şuna baksana, şunun içine bak. Şuraya bak, şuraya. Ne yapıyorsun sen öyle? Milleti iğrençliği gösteriyorum işte. Neden milletin midesini bulandırıyorsun? Ya sen iyi misin ya? Hem sessiz yapsam millet görsün işte. Sonra diyorlar ki bu evler gerçekten mi böyle? Bak o da diyormuş. Ben diyordum yani gerçekten. Allah'tan da korkmuyorsunuz değil mi, o ekran başında diyorsunuz ki bir inanmıyorum. Ben kesinlikle artık yani. Şuna nasıl inanmazsınız ya? Kadir gel hadi yeni bir slogan bulalım kendimize. Gelin şöyle, süreyi durdurdum. Şimdi sizinle bir tanıtım filmi çekeceğiz. Ben ne dersem aynen tekrarlayın. Ben de onlar yapıyor sanıyordum. Ben de onlar yapıyor zannediyordum. Gelince gördüm ki. Hakikaten onlar yapıyormuş. Hakikaten. Hayır, onlar yapıyor. Kız değil mi? Gelince gördüm ki bu patlıcanlar kadar her şey doğalmış aslında. Aynen. Değil mi abla? Kesinlikle. Kesinlikle. Domates, biber, patlıcan, bu işi göreceksin, çatlayacaksın. Gene beni sattı adam. Her şey doğal ablam, bak görüyorsun. Kesinlikle. Hiç girip de bir yeri kirli. Burayı nasıl kirletebilirim abla? Abla, burası nasıl kirlenir abla? Nimetle şaka olmaz. Yani ben kesinlikle bunun bir gözü kir oldu mümkün değil. Evet ablam, haklısın. Bu evlerin kirliliğinin gerçek olduğunu gördünüz değil mi? Kesinlikle %100. Peki ben mi Kadir'le uğraşıyorum, o mu benimle uğraşıyor? Allah aşkına siz söyleyin. Kim kimle uğraşıyor, kim kimin işi ne? Ama siz uğraşıyorsunuz. Canım ablam. Ama o pislik yapıyor. Neyi pislik yapıyor? Benim gibi temiz bir adam da
pislik nasıl çıkar? Abla bak, kendi araya fitneyi sokuyor, beni patlatana kadar uğraşıyor ablam, görüyorsun. Ben mi kötüyüm yani? Kötü değilsin. Kötü değilsin de biraz fitne fesatsın. Ama yani şey yapıyorsunuz, kızdırıyorsunuz, gaza getiriyorsunuz. Yoruluyorum burada, bir de bununla uğraşıyorum. Yani işin üstüne bir de ben bu herifi çekiyorum. Ama o da olmazsa olmaz. Onun da işi bu zaten. Buna fitne fesat yapsın diye. Bir insan fitne fesatından para kazanır mı? Bu adam kazanıyor. Sizin yapamadığınız görümceliği yapıyor bu adam. 8 görümce eşittir bir diz ses demek. Süreyi başlattım. Peki, teşekkürler. Şimdi artık senin burnundan geçeceğim. kardeşim, şimdi ben seni sormuyorum. Olmaz, hayır. Öyle de kötü uyumandı. Adamı ünledim mümümle. Allah canını almasın senin. Bulaşık makinesinin üstü içi çok pis, üstü de aynı şekilde. Altı, yani üstü nasılsa altını hiç düşünemiyorum. Orası daha berbat bir durumdadır tabii ki. Aynı şekilde güzel bir şekilde deterjanlayıp çok güzel bir şekilde silmesini bekliyorum. Dolaplar, çekmeceler aslında çok kötü değildi. Yani yine yapılabilir. Yani dolapların içlerinde fazla yağ yoktu zaten. Ama dış kısmında yağ vardı. Özellikle kapak kısımlarını kontrol ediyor. Baksana nasıl akıyor sular. Ne yaptın yine? Biz yapmadık. Su lavabonun yanlarındaki silikonlar çok atıyor. Şuradakiler evet. Şu. Baksana su az fazla oldu mu taşıyor. Yani ablam dolabı sildi ama dolabın içi su doluyor, bilgileri olsun. Evet. Milleti fitleme sonra. Ablam bunun adetidir, yapar bak bu. Sen buna güvenme. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ben buzdolabının şu iğrenç raflarını yıkıyorum. Ben de fırınımı temizliyorum. Ablam da fırını temizliyor. Allah'tan fırın çok kullanılmış değil. Evet. O ama ocağım pisti. Rahatız. Ocağım küçük ocak da olsa pis ama. Evet, o pisti ama. O pisti. Orada haklısın. Şimdi hızlıca bunu deterjanladım, terledim. Şimdi şöyle suyunu, kabasını bir daha bezle alıyorum. Ondan sonra cima kar beyazı yaptığım buzdolabının içine sokuyorum. Şuna bakar mısın ya? Yemin ediyorum ayın 14'ü. Yap şovunu yap. Ya maşallah maşallah. Vallahi coştun yine Kadir. Şuna baksana. Dol kara bakara dol dol. Ağzına kadar dol. Oh oh. Çok dolarsan taşar sen. Başına da işler açarsın. Şu an paçamdan kir akıyor yemin ediyorum. Saçım başım böcek bir örtü doldu. Heh, her yanım ter içinde, ölmüşüm sıcaktan. Ama yine de bir harman otumuz yanmıyor gördüğünüz gibi. Oh. Yıldız Hanım'ın mutfağında ocak o kadar çok kötü değildi. Altında da hani bazı bir şeyler vardı ama onlar çıktığı zaman fazla sanki kullanılmamış gibiydi. Durdukça biraz yağlanmış. Onu da güzel gene bir temizlemesini bekliyorum. Zeytini yaprağı yeşil, aman da bir yar elinden. Tananaynaynaynaynam. Ablam yok mu senin şöyle güzel şarkın türkü kız? Vallahi bizim ancak varsa Azeri var. Söyle. Ne söylüyor? Bu gala daşlı gala, cıngılı daşlı gala. Korkarım yar gelmeye, gözlerim yaşlı gala. Bu gala daşlı gala, cıngılı daşlı gala. Korkarım yar gelmeye, gözlerim yaşlı gala. Buradan Azerbaycan'a da çok çok selamlar. Bir de ben Azerbaycan Karabağlıyım. He? Tabii. Aynen. Buradan Karabağ'a çok çok selamlar, sevgiler. O yüzden bize derler, terekeme derler. Ha, o pişirin terekeme de çok güzel. Aynen. Ama sen ne söylersen ne oynarsan. Ben de. Seni davul ola şişese. Cam kurulama bezi. Orada boşturma cam kurulama bezi ver. Hadi süre işle. Görüşmek dileğiyle. Mutfakta öncelikle buzdolabı, içlerini komple çıkartmasını, demirlerini, hepsini temizlemesini, buzdolabın aralarını, lastik aralarını özellikle güzel gene içlerine girerek temizlemesini bekliyorum.
Ocağın arkası bayağı kirliydi. Umarım tertemiz yapmıştır. Çünkü bir önceki yarışmalarda gördüğümüz kadar da kirli değildi şimdi. Öncekilerle kıyaslarsak bu daha iyiydi. Bence bunu yapmıştır, yani unutulmuştur. Mutfağı nasıl yağ bağladıysa banyoyu da kireç bağlamış tamamıyla. Ama hiç merak etmeyin, o kirecin de elbet kökünü kazıyacağız. Cam silmesini Yıldız Hanım'ın maalesef ki beğenmedim. Hadi arkadaşlar, süre artık azaldı. Mutfak tamamıyla bitmek üzere. Son fayanslarımızı hızlıca yağ sökücüleri sıkıyoruz. Ve akan kirleri görüyorsunuz. Bakın bakın, hop. Bezsiz parmaklarımla hemen şöyle sıktım. Ne yapıyoruz? Kirlere meydan okuyoruz. Ablam da şu anda kamera arkasında orada gördüğünüz gibi camını siliyor. Tozlar artık fayansa yapışmış. Görüyor musun? Buzdolabı bitti, tezgahın üstü de tamam. Lavaboyu unutmayalım yalnız. Ben genel olarak Yıldız Hanım'da bir taraftan bir tarafa geçmesini sevmedim açıkçası. Benim tercihim önce dolapları yapsaydı, sonra fayanslar için ayrı bir su hazırlayıp ayrı bir bezle yapsaydı, daha sonrasında cam için yine keza aynı şekilde bir su ya da bir bez ayarlayıp yapsaydı, gerçekten benden o konuda tam puan alırdı. Evet, mutfakta temizlik son hızıyla devam ediyor. Yarışmacımız yağla boğuşurken gelin biz de İstanbul'da sular ne kadar kireçli ona bakalım. Hemen tasımızı aldık. Çeşmemizden dolduruyoruz. Ve bu saf ve temiz görünen suda ne kadar kireç var hemen ölçüyoruz. Buyurun efendim. Evet, çubukta pembeleşmeler başladı. Sudaki yoğun kireç nüfus ediyor. Ve gördüğünüz gibi çubuğumuz pembeleşti. Demek ki neymiş? İstanbul'da sular yoğun derecede kireçliymiş. Ama suda kireç var diye temizlik yapmaktan vaz mı geçiyoruz? Hayır tabii ki de. O zaman haydi mutfağa. Mutfağın yerleri ıslaktı. İsterim ki önceden güzel gene çek pasta çeksin. Ondan sonra köpüklü bir daha silsin. En sonunda kurulasın çıksın. İnşallah bembeyaz olmuştur o mutfağın yerleri. Hadi abla. Yıldız Hanım hadi acele edin artık. Bitti. Mutfağımız bitti. Hadi abla. Kadir şurayı da al. Çabuk çabuk çabuk. Tamam. Hadi son yarım saatten kaç dakika kaldı? Son 27 dakika. 27. Yürü. Hayır. Durun bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Kaç defa aldattı sizi? Allah cezanı ver. Kız yürü kız. Onu öğrendi ya, daha didikler didikler durur. Kadir ben eldiven alayım. Ne yapacaksın nafukasını? Sen mi vereceksin kadını? Mutfakta 1 saat 53 dakikada çıkması gayet normal diye düşünüyorum. Hepsini tamamen zaten çok pisti. Ve bu şekilde hepsini temizledi diye düşünüyorum. Yani çok çok da gayet güzel olacağını düşünüyorum. Haydi, haydi koş, koş haydi, haydi haydi haydi. Koş 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 koş. Son kaç dakika? 27 dedim ya. 27 ama ne bileyim, onu mu hatırlıyorum be? Abla hemen bir yere gir. Ben ya hemen. Ya klozete ya bir yere, bir yere gir. Klozete ben giriyorum. O ne kız? Aa, kurban. Kız banyoda kurbanla ne işi var? Abla yemyeşil. Sakın Kadir. Gerçekten. Ben elimi dokunduğuma kurban ben ya. Ben hayatta Kadir. Vallahi ya. Sen tiskiniyor musun? Ben korkuyorum. Ben mümkün değil. Ay lütfen sakın. Çıkar lan. Hayır. Ama kurbanla banyoda ne işi var? Abla su tut abla. Ben su tut. Hayır. Fayans atarım valla. Durun ben alıyorum onu. Kurbağa seviyor. Allah Allah, at sana dışarıya. Kurbağayı nerede gördün kız? Ben çok korkuyorum. Benim kurbağam en büyük korkum. İşte kurbağa. Allah cezanı vermesin senin. Ben ekranda bile tahammülüm yok. Ya sen niye kadının fobisiyle oynuyorsun? Sen bunu söyledin mi kurbağadan korktuğunu? Evet. Ya ben size anlatamıyor muyum? Eksiğinizi şu adama... Dur dur yapma. Şu adama söylemeyin diye. Kurbağadan çok mu tiskiniyorsun? Elini alıp sevemez misin? Ben korkuyorum. Kurbağalı derede eviniz olsa oturmaz mısınız? Ben mümkün değil. Sesinden de irite oluyor musun? Ben sesinden de ve yani ekranda bile tahammülüm yok yani. O kadar. Aa, ilk defa kurbağadan korkan gördüm. Ama benim kurbağa. Onun için bir geçmişim vardı o yüzden. Ay işte onu anlatıyorum ben de. Söyle ablam, bu kadın ne sorudan ya yapıyor? Şimdi şöyle, biz memleketteyken hani kışın buğdaylarını
Ha? Şeylere koyarlar, kuyulara. Toprağa hani, eşiyorlar. Hayır, kuyulara koyar. Hani bir dahaki şey tarlam hasatı için. Tamam. Hani şey tohum olsun diye. Şimdi bizim de kuyularımız vardı. Babam beni böyle kuyunun içine sarkıttı. Yıldız hani bu taşları çıkar. Ha? Hani temizleyelim, buğday dolduracağız. Ay ben o taşları kaldırdım. Altında bir sürü kurbağa. Oo, şok. Ben, baba ben beni çıkar dedim. Bir çığlık attım. Beni buradan çıkar. Babam da beni bırakmış gitmiş. Sen baş aşağı kurbağa. Ay, travma. Ben... Kadir. En tehlikeli şey baş aşağı kalan kurbağadır. Ben öldüm. Baş aşağı kurbağa yani. Bir kadın kalmış. Hayır, şey kuyun içindeyim ben de. Ama kuyun... Allah'ım! Kuyunun içindeyim. Kuyun içindeyim. Baş aşağı kurbağa. Pardon, kertenkeleymiş. Allah cezan. Ondan korkmuyorum. Ondan korkmuyorum. Ondan benim en büyük fobim yemedik. Ya git şuradan, süre gidecek. Abla şunu gönder. Ben... hadi. Çekil. Neydi bu? Öpeyim abim. Heh, kurbağa öpenlerin çok olsa çıkışı. Banyoda yapılmayacak aman aman ağır bir leke de yoktu. Klozeti keza aynı şekilde diğer klozetlere göre çok çok daha iyiydi. Onun haricinde fayans zaten yıkamasını bekliyordum. Kırık bölümleri de vardı ama yine de bir yıkamasını bekliyorum. Yıldız Hanım, siz şu anda ne iş yapıyorsunuz? Ben şu anda klozetimi temizliyorum. Ne iş yapıyorsun? Ha pardon. Allah'cığım. Ben normalde ya hiç iş bununla bağdaşmayacak ama aşçılık. Okulda mı? Durun bir dakika. Sürenizi durdurdum. 3 saat geçti, daha yeni öğreniyoruz. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben normalde aşçıyım engelliler okulunda. Özel çocuklarımız geliyor herhalde değil mi? Sadece otistik çocuklar mı geliyor? Yani bizde fizik de var mesela. Fiziğe gelen çocuklar var. Sen çocuklarına mı yapıyorsun? Gelen şey ben oradaki... sadece öğretmenler ama yani olur da çocuk aç gelse çocuğa da veriyoruz. Ha, hani gelip desek ben açım. Anladım. Ama öğrenciler için bir yemekhane gibi onlar yemek yiyorlar. Bizde şöyle zaten veriyorlar. Öğrencilerimiz bizim yani... Saatlik kalıyor. Saatlik kalıyor ve bizim günde her dakika her saniye servisimiz giriş çıkış yapıyor bize. Hmm. Bir de kendilerini çok ifade edemiyorlar, öyle değil mi? Otizm çok ağır bir engel, anlatamam size. Hem bedensel hem zihinsel mi oluyor? Hayır, bedenen sen gördüğün zaman hiçbir problem yok. Hiçbir problem. Sen desin, sadece ne dersin biliyor musun? Bu çocuğu çok şımarık yetiştirmişler. Ama o çocuğun kendi ifade etme bir şeyliği yok, çoğu konuşamıyor. Onlarda şöyle problem var, komuta almıyorlar. Güçlerinin asla farkında değiller. Yani seni kaldırıp duvara vursa... Kontrolsüz güç. Kontrolsüz güç. O çok zor. Ana baba için de zor. Ya öyle tabii ki yani hani... Ama onun eğitimi var değil mi? Tabii ki. Ailelerin tek derdi çocuklarının kendilerini idare edecek hale gelmesi. Ya ama annesi babası öldükten şimdi sonrasına... Aslında otizmin seviyesi var. Hadi anası babası gene neyse de varken anası babası öldükten sonra o zaten daha... Zaten bir de dediğim gibi gerçekten hani ben birkaç yerde böyle çalıştım ama yani burada vicdanla iş yapmak da çok önemli. Tabii. Hiçbir şey için değilse sağlam el, gören göz, kesinlikle, duyan kulak için. Kesinlikle. Bir bardak suyu bile mutfaktan kesinlikle gidip alabiliyorsun. Allah'ım sana hamdolsun. Yani ben kesinlikle şükür diyorum ya. Yani inanın ki iki üç onlara girdiğim zaman daha çok etkilendim. Yani o kadar kötü oldum ki yani ya çalışamadım. Sonra gittim alıştım şimdi. Şöyle bir de engellinin çocuğuna bakıp acımak çok acımasız bence. Evet. Acımayacaksın. Yani çünkü o insanlar da üzülüyorlar. Hani bana hani benim çocuğum engelli. O bakış tarzı onları mahvediyor. Kesinlikle yani bakışacağız. Yok. Ya sonuçta bir normal iletişim kuracağız. İlgi gösterebilirsin ama kesinlikle acımayın. Yani acımayacaksınız. Ya yani o zaman ve bu hayattaki en büyük zenginlik neymiş? Sağlık. Akıl sağlığı ve beden sağlığı. En büyük o zaman biz çok zenginiz. Kesinlikle. Şükürler olsun. En zengin benim. Allah'a şükür. Ben hani mutfakta aşçı olarak gittim. Ben hiç mutfağını görmemiştim. Hani şey olarak başvurdum. Bana dediler ki yarın gel başla. Allah'ım mutfağa bir gittim. Mutfaktan mı korktun kız? Korkmak değil, çok berbattı. Çok kirliydi. Ben o kadar üzüldüm ki yani. Ama iş vereninizin bir suçu yok. Yok, kesinlikle yok. Ya, o bana hatta ne dedi biliyor musun? İnanın ki bana ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Hani ben akşama kadar idare ettim, çalıştım. Akşama dedim ki ben seninle çalışmayacağım dedim. Sadece mağdur etmeyin diye dedim ben. İyi de adamın ne suçu var? Mutfak kirli. Heh, ama bana ne dediler biliyor musun? Yıldız abla sen burada kal. Bize mutfak bana bir mutfak yaptılar Kadir. Yıldız Hanım her gittiği yerde farkını yaratıyor. Kesinlikle. Ya hadi çekilin şuradan, süre gidiyor. Bırak şimdi Yıldız'ın mutfağını. Banyodaki fayansların bazıları kırıktı. Yani bir şey yoktu. Bir deterjan varsa çıkar. Kadir dikkat etsene biraz. Silmiyoruz. Silmeyelim o zaman. El dokunmuyor çünkü. Tamam, silme o zaman. Ay Yıldız abla. Efendim? Sorun olursa fayansları silmiyoruz. Evet. Çünkü sen... Yani kız de... evet de ağzının içinden deme. Ama şöyle dökülüyor yani ben işte... Ya şurayı... Arkaya bak, yani arkaya zaman bak. Zaman olursa şuraları falan silelim artık. Hadi. Dur. Çamaşır makinesinin olduğu yerde tozlu tabii pis bir yerde ama yine orayı arındırabilir diye düşünüyorum, umuyorum. Yani vakti kalırsa orayı da yapabilir diye umuyorum.
rakibim olamaz çünkü fazla eşyası yoktu. Yıldız Hanım rakip olarak gözümü korkutmadı. Yıldız Hanım bitti mi banyo? Hayır, bir saniye işte olmuş. Kadir sen çık buradan, ben 5 dakika. Arkadaşlar son 2 dakikamız kaldı. Tamam 2. Bitti. Ablam ne kaldı? Ellerim gene başladı kaşınmaya. Kadir girsene içeriye. O çık diyor, bu gir diyor. Ayıp Kadir, bari perdeyi kapat. Üstümü yıkayacağım altın dursun. Yandım ya. Ablam ne yapıyoruz şimdi? Kadir şunu bit şöyle bir tamam, durayım. Tamam. Duruşuyla olsun ya da sessizliğiyle bana bir rakip gibi gelmedi açıkçası. Böyle kendinden emin duruşunu bekliyordum açıkçası. Temizliğini gördükten sonra da dediğim gibi sürekli yarım yarım bıraktığı için de bana tam bir rakip olarak geldi. Evet. Abla ne hissediyorsun? Finale çok az kaldı. Vallahi ben yani yaptığıma inanıyorum. Ya düşünsene, bitirdin bu evi, bitirdin. Kesinlikle. Önce bana bak, finalde neyi sor biliyor musun? Sabah bu eve girdiğinizde tepkiniz ne oldu? Evet. Korkan olmuş mu? Şimdi eve girdiğinde korkup ama finalde de ben yapardım diyenler oluyor, bak söyleyeyim aynen sana. Aynen öyle. Ha. Son 10. 9. 8. 8. 7. At içine. 6. 5. 5. 4. 3. 2. 1. Evet. Bir kötü evin daha hakkından geldik, sonuna geldik. Elimizden geleni yaptık. Kesinlikle. Yani mutfakta yağlarla uğraştık. Salon kalabalık, camlar çamur içinde, banyo. Yağlar, kirler, banyo. Zaten yerler göremiyoruz. Bu evi kim temizledi? Kimsiz. Hayır, bu evi kim temizledi? Ben. Bu evi bir yıldız temizledi ve parıl parıl parlattı. Şimdi nereye gidiyoruz? Yıldızın doğuşunu seyretmeye finale gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Geç bakalım. Evet. Finalde görüşmek dileğiyle. Bakalım haftanın ilk gününde yarışmacılar ne yorum yapacak? Puanlar nasıl olacak? Kadir, yalnız yıldızın doğuşu izlenmez. O güneşin doğuşudur. Yıldızın kayışı izlenir. Yok kayması, kadın o kadar iş yaptı. O zaman yıldızın sahne alışını izliyoruz finalde. Görüşmek dileğiyle. Yeni haftanın ilk gününde Yıldız Hanım'ın temizlediği ev karşımızda. Evimizin salonu temizliğin ilk durağı oldu. Salonda koltuklar ve camlar silindi, petek, televizyon ünitesi ve sehpa temizlendi. Yıldız Hanım salonda temizliğin hakkını verdi ama bakalım rakipleri yapılan işleri beğenecek mi? Yıldız Hanım mutfak etabında hem özenli hem de detaylı bir temizlik yaptı. Köşe bucak demeden her yere giren yarışmacımız mutfakta adeta harikalar yarattı. Mutfakta camlar ve dolaplar silindi, ocak, buzdolabı, tezgah ve bulaşık makinesi temizlendi. Yıldız Hanım tüm hünerlerini gösterdi ve bu sayede mutfağa bahar havası geldi. Evimizin banyosu günün son etabı oldu. Yıldız Hanım birer ikişer dökülen fayanslar altında temizlik yapmaya çalıştı. Yarışmacımız klozeti güzelce telleyip parlattı. Ardından lavabo, küvet, çamaşır makinesi ve şifonyer de temizlikten paylarına düşeni aldı. Yıldız Hanım 3 etabı da başarıyla tamamladı. Ama bakalım finalde yüksek puanlar alacak mı? Şimdi aradan bir kişi dedi ki Yıldız benim rakibim, okey ama benim gözümü korkutmadı. Yani hem rakip olup hem nasıl gözünü korkutmuyormuş? Yükseli temizlemek gerçekten çok kolay. Yani temizlikten asla korkmuyorum. Daha fazlasını yapardım ben. Daha fazlasını yapardım. Vallahi yani en azından ben o koltukları ayıracağım vakitte duvarları silebilirdim. Orayı yapması gerekliydi. Gerekli yere takıldığını düşünüyor musun? Yoksa hani çok da gerek değildi. Şu anda boştan yere onlara takılıyorlar. Gereksiz. Bence gereksiz duvar. O zaman ben seni rakip olarak görmem. Ocağın altı komple yağ duruyordu. Sandalyeler vardı. Evet, evet. Onların hiç toz alınmamış. Vallahi bu kadar pis bir evde ki normal o sürede çıktığıma bile seviniyorum.
Evet, temizlik benim işimdi. Haftanın ilk gün finaline karşınızdayız efendim. Evet, haftanın ilk gününde bomba gibi bir evle açtık ekranları. Mutfak, salon, banyo. Yıldız abla şok oldu eve görünce. Yani inanamadı. Çünkü programda izlediğinde bu evlerin gerçek olmadığını düşünüyormuş. Ama bugün gördük. Kesinlikle her şey gerçek, yani. Her şey doğal. Kesinlikle çok pis bir evdi yani. Çok pisti, hiç, yani tahmin edemedim böyle. Ama gözün korkmadı. Yok, korkmadı. Yani şöyle, ben pis ev gerçekten temizlemeyi seviyorum. Çünkü o zaman hani çıkıyor ortaya. Temizlik görünüyor ama sen... bu evin bu halde olabileceğine inanamadığın için şaşırdım. İnanamadım, kesinlikle. Gerçekten şaşırdım. Yani şok oldum halıları falan görünce, hani mutfağı görünce. Peki salonu bir yıldız olaraktan kolları sıvayıp evin hakkından geldiğine inanıyor musun? İnanıyorum, kesinlikle. Yani hakkını verdiğime inanıyorum. Peki. Şimdi aradan bir kişi dedi ki, Yıldız benim rakibim, okey. Ama benim gözümü korkutmadı. Yani hem rakip olup hem nasıl gözünü korkutmuyormuş. Aralarında rakip gördüğün var mı kendine? Önce onu bir sormak istiyorum. Şimdi sen bir insanın gözüne baktığında, evet bu temizlikten anlar, anlamaz gibisinden bir yorum yapabiliyor musun? Anlıyor musun o hissiyatı? Vallahi ben kendime rakip Seren'i görüyorum. Seren'i gördüm. Peki bakalım Seren seni rakip görmüş mü? Ama Seda Hanım seni rakip görmüş, yalnız gözü korkmamış temizliğinden. Göz korkutucu bir vallahi temizlik yokmuş. Yani böyle bir evde. İnanın gününüz geldiği zaman görürsünüz. Peki onun gününde bakalım böyle kirli bir ev çıkacak mı? Evet, o da var yani tabii ki de. Doğru. Böyle bir evde nasıl gözü korkmamış senin temizliğinden? Yani evin öncesi ve sonrasını. İstersen yani bir Seda'ya evet, soralım. Hadi yani... gel. Evet Seda, senden başlayalım. Haftanın ilk günü bombayı ortaya attın. Evet. Öncelikle kendini rakip görüyor musun? Kesinlikle. Görüyoruz. Peki neden gözün korkmadı? Buyur. Direkt Yıldız Hanım açıkla bunu. Ya niye korkmadım? Pis evi temizlemek gerçekten çok kolay. Yani temizlikten asla korkmuyorum. Bir saniye. Pis evi temizlemek kolay. Nasıl bir kolay? Yani mesela şimdi bu pis ev yağlı, yerler kıl kıpçık, ne bileyim banyo keza öyle, koltuklar ben... Neresi kolay? Onu söyle bir. Deterjan. Her şeyden önce deterjan. Önceden sıkacaksın deterjanı. Biraz bekleyeceksin. Kolay olan yerleri sileceksin. Tel fırçayla, sünger ve bezle kolaylaştıracaksın. Ama zaten ben de onu yaptım. Ben de aynı şekilde yaptım. Yani ben de onun o konuda hemfikirim. Yani deterjanını sıktım, yani bekledim. Yani şu gözünü korkutma kısmını arıyorum ben, onu bana ver. Bu kadın senin gözünü ne yapsa korkuturdu? Ne yapsa derdin ki, Yıldız abla etrafı mahvetmişsin yani yaldır yaldır olmuş tarzında bir şey derdin. Ne yapsaydı bu kadın sana? Yani aspiratör temizliği. Yoktu aspiratör, ne yapsın? aspiratör vardı da temizlemedin. Ay, aspiratör yoktu yani. Ya özellikle dolap üstleri çok çok önemliydi benim için. Evet, olmamış. Ya ben yaptığıma inanıyorum. Gerçekten çok berbattı. Ben onu mesela ilk etapta evet yağ sökücü sıktım. Yani sonra bir süngerle beraber bir üstünün tozunu aldım, sonra telledim. Peki şöyle yapalım, şimdi mutfağa gelelim. Mutfaktaki kirli yerleri gördün. Şu anda mutfağa girdiğinde Yıldız abla güzel bir temizlik çıkarmış mı mutfakta? Çıkarmış. Beğendi. Beğendim. Beğendim. Sadece kapı aralarında sıkıntı var. Bir şey mutfağa mı? Mutfak kapı aralarında sıkıntı var. Onun dışında her şey normal. Peki salona gelelim. Klima üstü özellikle. Bir de koltuk üstündeki lekeler. Kalanlar mı, olanlar mı? Olanlar. Kalanlar. Güzel olmuş. Evet, evet. Gayet güzel olmuş. Ha, güzel olmuş. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim, emeğinize ama sağ olun. Ama ben kesinlikle yani gerçekten gücümü, kuvvetimi kullandım yani. Yani emeğimi de verdiğimi... Sabah emeğimi bas bas. Yani sen hiç... sabah da bas bas bağırmıyordun. Hayır ama şöyle, ben inan ki son dakikaya kadar asla şeyimi düşürmedim. Modunu hani, hiç düşürmedim. Hiç düşürmedim modumu yani. Ki yorulduğumu da hissetmedim yani. Yani sadece bir 10 dakika daha şey yapabilseydim, eksik yerlerimi... Hani ben birkaç yerim farkındayım ama 10 dakikam inan sadece süreden sıkıntı yaşadım. Peki Yıldız ablanın bir bez sıkışıydı, geldin kova suyunu gördün, temiz miydi suyu? Yani sen izlediğinde, aa evet Yıldız abla cidden işten anlıyor, belli yapışından dedin mi? Dedirtti mi sana tabii onu? Kesinlikle dedirtti. Su da yani sürekli değişimi yaptırdı zaten. Peki banyo için bir şey söyleyecek misin? Banyo zaten temizdi. Temizdi. Zaten temizdi. Peki Sedacığım, senden haftanın ilk puanını alacağım. Buyur puanını ver bakalım. Her zaman söylediğim gibi puan verir. Lütfen ilerleyen günleri de düşünün. Bundan daha temiz bir evde çıkabilir, daha kötü bir evde çıkabilir. Yani temizlik sonrasında beğendiğiniz de olabilir, daha çok beğendiğiniz, beğenmediğiniz de olabilir. Lütfen puanlarınızı ortalayın çünkü ilerleyen günlerde şöyle bir problem oluyor. Sana 3 verdim ama şimdi ona 2 versem haksızlık olacak gibi değil. Direkt temizliğe puan veriyorsunuz, yani eve değil, yaptığı temizliğe. Evet, haftanın ilk puanı Seda'dan geliyor. Bakalım Seda kaç puan verdi? Buyur Seda. Yıldız ablaya puanın 4 puan geldi. Ne diyorsun Yıldız abla?
iyi olduğunu düşünüyorum. İyi olduğunu teşekkür ediyorum. Peki, eksiklerden de bir puanını kırmış. Adaletli bir puanlama yapmış. Seda'nın puanına şaşırdım. Ya o kadar çok sadece koltukları vardı. O kadar çok hani girilecek bir detayı yoktu. O yüzden şaşırdım. Zeynep Hanım, sizden devam edelim. Benim salonda beklentim vardı açıkçası. Ben kırmızı koltuklardan ziyade bu oturmuş olduğumuz lekeli koltuktan biraz performans bekledim. Hani diğerlerinin tozunu alsa da olur ama yeter ki buradaki leke çıksın diye bekledim. İkincisi şu duvarlara sıçrayan bir yağ lekeleri var. Ben halıdan ziyade hani halıyı da göz önünde bulundurmam ama o duvardaki o lekeleri alsak daha mı iyi olur diye düşünmedim değil. Yani şöyle söyleyeyim, yani koltuktan şey yapayım ben. Yani koltuğu gerçekten sildim. Yani gücümün sonuna kadar sildim. Bir de süreyi de gözünün önüne bulundurduğum için hani burada o kadar zamanımı harcasaydım diğer taraflara hiç yetişemeyeceğiz. Zeynep, gerçekten şunu sormak istiyorum. Koltuk cidden çıkar diyor muydun? Hani daha fazla uğraşılsaydı kumaş olarak da leke çıkar. Bir tarafı çıkmıştı. Bir taraf şu kısımdaki çıktığı için ben ortada kalan, bura çıkmışsa niye bura çıkmamış diye tereddütte kaldım. Ha, beğendiğim yerler de var. Özellikle söylediğim televizyon ve altındaki sehpaya bakacağımı söyledim. Keza klimaya söyledim. Çok temiz olmuş, ellerinize sağlık. Televizyonu yani yerinden çıkarttırdı, yere koyup sildi. Kesinlikle onu bekliyordum zaten. Yani. Çünkü arkasında hem örümcek ağ vardı, hı-hı, hem çok kalıplaşmış bir toz vardı. Aynı şekilde klima da öyle çok kirliydi. Camları çok pisti. Camlar da ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş. Yani beğendiğim yerler de var peki, tabii. Peki mutfağa gelelim. Mutfak dolaplarının üstünü temizledi. Ben mutfak dolaplarında fazla bir kir göremedim açıkçası. Hani çok kalıplaşmış bir yağ vardı. Ne de aman aman denilecek kadar kötü bir dolap değildi açıkçası. Yani üstü evet yine kirliydi ama böyle çok sizi uğraştıracak bir durum yoktu. Mesela ben sizden baştan aşağı bekliyordum. Önce dolabımın üstünden yapıp, dolabımın içindeki malzemeleri çıkartıp, güzel içinden başlayıp dışına en son geçip sonra fayanslara geçersiniz diye düşündüm. Ama ben geldim, yani biz geldiğimiz anda fayansı siliyordunuz. Fayansı sildikten sonra dolabın yüzünü sıktınız. Bu sefer içini boşalttınız. Alttaki, yani üstteki malzemeleri alta koydunuz. Orayı sildiniz, bir daha üstte bıraktınız. Hani ben bunu beklemiyordum açıkçası. Ama şöyle söyleyeyim, ben bilerek zaten dış tarafa ben yağ sökücü sıktım. Ama sen nasıl başladın onu anlat istersen. Ama önce ben mutfakta. Şöyle ilk etapta ben zaten direkt şeyden başladım. Hani mutfağı toparladık, direkt üst taraftan başladım. Dolabın üstünden, çünkü tahmin ediyordum çok kirli olduğunu. Oraya ben hani yağ yani sökücü... Yani mutfak dolabın üstüne yağ sökücü sıktı, orayı terledi. Tabii oranın terledim, tekrar 2-3 tane. Sonra üstündeki fayansı sildi, ondan sonra dolapların içine girdi. Bu sıralama... Bir fayansı yaptı Kadir Bey. Evet. Bir etapta bu taraftaki fayansı yaptı, hemen yan tarafındaki. Sonra dolaplara geçti. Karşı duvar temiz olmuş. Buzdolabının arkasına özellikle oraya bakmıştım. Çünkü bir kalıplaşmış toz vardı. Orada çok temiz olmuş. Hatta baktığım zaman parlıyordu da. Ama bu taraftaki duvarda bir elektrik bölümünün alt kısmında leke kalmıştı. O tarafı beğenmediğim için özellikle ya söylüyorum. Ya orayı zaten ben kendimce tam dedim ama sürem gerçekten yetmediği için. Yani ben orayı hatta yine diyorum yağ sökücü sıktım. Hani beklettim mutfak dolaplarımı falan tekrar sildikten sonra orayı sizin deminki söylediğiniz, ben açıklayayım size. Duvara sıktım ben yağ sökücü çünkü o anda merdiven yanımdaydı. Zamanı değerlendirmek istedim. Boş geçmemek. Hani merdiven o an oradayken hani o fayansı da alayım da en azından hani merdivenden peki, zaman kaldı. Peki Yıldız abla mutfakta sularını düzgün değiştirmediğini söylüyor Zeynep. Hani fırsatı hayır, vardı değiştirebilirdin. Hayır, ben çok değiştirdim. Bu konuyu kesinlikle kabul etmiyorum. Ben sürekli lavabonun içine boşalttım. Değiştirmedin Zeynep. Benim ya zaten girdiğimiz zaman değiştirdin. Su zaten çok kirliydi. Ama dediğim gibi işte hem duvara vurduğunuz beze, dolaba vurduğunuz, sonra o suyu sıktınız, bir daha döktünüz, bir daha tekrardan alıp bir daha oraya sürdünüz. Hani dolaptayken ben bir daha fayansa geçtiniz. Ben kesinlikle... Şimdi o zaman şuna bir açıklık getirelim. Sen dolapla fayansın ayrı bezle silinmesini mi doğru kesinlikle buluyorsun? Ben onu düşündüm. Hani siz baştan aşağı dolaplarla evet, bir bezle yapsaydı. Orayı bitirdikten sonra daha temiz bir suyla bu sefer başlardı. Fayanslarını yapardı. Yine değiştirirdin ara ara. Cam silmesini de beğenmemişsin. Salondaki camla kıyaslamaya bakılırsa beğenmedin. Bir bu tarafını sildiniz, sonra cama sürdünüz. Bir daha bu üstteki pervazı aldınız. Bir daha biraz cama sürdünüz. Biraz heyecanlı mıydı sence? Yani böyle... Bizi gördüğü için de olabilir. Hani eli ayağına bulaşmış da olabilir. O konuda bir şey diyemiyorum. Peki ama genel olarak temizliğini beğendin mi yani? Daha fazlasını yapardım ben. Daha fazlasını yapardım. Vallahi yani en azından ben o koltukları ayıracağım vakitte duvarları silebilirdim. Bunun garantisini veriyorum. Ama ben kesinlikle... Bak duvarları silerdim diyor. Ben kesinlikle size katılmıyorum. Zeynep Hanım geriye kalan pervazları vesaire görmedi. Tek bir duvara takıldı. Yani bu da aslında anlamsızdı benim için. Bir duvar önemli değil yani bu kadar kalabalık bir evde. Yani bana göre anlamsızdı. Yani siz sabah
sabahleyin geldiniz, bu evin ne halde olduğunu gördünüz. Peki sence Zeynep yarışmadığı için mi bu kadar rahat yorum yapıyor? Ben kesinlikle gününü beklesin. Gününü ama beklesin. Yani inşallah böyle bir ev çıkar. İnşallah gününü görmez gününde. Peki Zeynep'ciğim senden puanını almak istiyorum. Buyur yani, bakalım. Yani ben... Bir şey söyleyeceksen söyle, tutma içinde. Yani ben kesinlikle yine diyorum yani ben en iyi şekilde çıktığıma inanıyorum bu evden. Yıldız, ben de dahil kim bu eve girse bundan daha iyisini yapamaz diyor. Kesinlikle. Süre kapsamı dışında yani süre kapsamı içinde bu evde benden daha iyisini yapan olamaz diyor. Var mı ben daha iyisini yaparım? Kız Melat niye ağzını büzüştürdün? Bak böyle. Doğru söyle, daha iyisini yapar mıydın? Yaparım diyorsan söyle açık açık. Yapardım. Yapardın. Ben de yapardım. Ben de yapardım. Yapardım. Ben bir buradan Zeynep geçmiş derdim yani. Bekara boşanmak kolay. Şöyle söyleyeyim, Yıldız abla gerçekten yani şampuanını versin, ondan sonra konuşacağım. Ya yani eline emeğine sağlık gerçekten. Sen yaparım diyor musun? Yaparım Yıldız'dan diyorum, daha iyi yapardım evet, diyorsun. Evet yapardım. Evet bakalım Zeynep kaç puan verdi? Buyur Zeynep. Benim Yıldız Hanım'a puanım 3 geldi. Yani hak etmediğimi düşünüyorum ama. Ben Zeynep'in fazla bir şey bulduğuna inanmıyorum. Yani bence o da beğendi benim temizliğimi. Sadece hani nerede ne yapabilirim diye ya da nasıl bir puan kırabilirim diye o duvarda takılı kaldı. Sen kalk 4 tane, 5 tane koltuk sil o kalksana. Vallahi da yani puan ben kırsın. Kesinlikle yani diyorum ya inşallah gününüzde. O zaman Zeynep bayağı iddialı. Uçan kuşu temizleyeceğim diyor. Aynen öyle diyor. Bakacağız gününde. Peki yani değil mi? Sen de aynısını dedin ha şimdi yalandan yani ama benim, değil mi? Şöyle bir şey var. Ben yok duvarı silmedi falan diye puan kırmayacağım. Ama sen de ondan daha iyi yapacağını söylüyorsun. Evet. Seren'den devam etmek istiyorum. Evet Seren'cim buyur. Bir şeyler söyleyeceğim dedin evet, az önce. Benim puan kırdığım şeyler şu kapının pervazı. Mutfağın camının o üst kısmı yine pervaz kısmı alt kısımlarından yani. Oluklardan mı? Bir de evet çekmecelerinden ablacığım. Yani eline emeğine sağlık. İşte bu kadar koltuk silmişsin. Yani öncesi ve sonrası halinde gerçekten çok büyük değişiklik var şimdi. Eline emeğine sağlık. Bunu geçemeyeceğim. Yani senden duvar falan silmeni beklemedim bu kadar koltuk silince. Yer lekesiymiş falan bunlar değil ama o çekmecelerin olmamış. Hani mutfak ben dolaplarının... Ben şunu açıklayayım. Ben çekmecelere girmedim zaten. Olmamış. Girmedim. Yok, dolabının üst şey tarafında dolabın alt kısımlarına hiç girmemişsin zaten sanırım. Ne diye hani, girmemişsin? Bir tane dolapların şey, alt dolabın... tarafları var ya şey tezgah. Yerden mi yoksa tezgah? Yok tezgah şey, şeyin altındaki alt var ya orası. O rafın şeyin arası. Oraya hiç girmemiş. Üstünü gerçekten güzel yapmışsın. Eline emeğine sağlık. Birazcık heyecanına veriyorum tabii ki. Biraz daha pratik olsaydı daha iyi bir ev olabilirdi. Yani heyecanla yenikle düşmüş olabilir diye düşünüyorum. Süre dağılımın aslında güzel değil abla. Güzel çünkü neden söyleyeceğim. Kadir Bey zaten camları sildi. Kadir Bey camları silerken sen koltukları sildin. Tabii biz de olduğumuz için biraz heyecanlandın. Hı-hı. Tabii biz de geldik. İlk günün heyecanına veriyorum. Birazcık daha pratik olup hemen o koltukların altına hani biz geldiğimizde çok karmaşık oldu şimdi biraz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şunu da açıklamasını yapayım. Benim yerlerimin parkeleri... Biz süpürge yaptık ama araları çok açık olduğu biliyorum. İçin. Biliyorum. Yok yok o yani parkelerden değil zaten. Dur hayır. Karışıklık neymiş? Onu şimdi ne yaptı biliyor musun? Koltukları süpürdü. İçlerini evet. En altlarını kaldırdı. Bu altlarını da sildi. Evet. Sonra koltuğun yerini de sildi. Koltuğu itti. Evet. Bir daha oraya geri dönmedi. Bir daha şimdi girmemek için ben olsun mesela. Biz geldiğimizde koltuğun altından bahsetmiyorum. En altından değil içini siliyordu. İçini sildiği yanlışlıkla bezle heyecanından sanırım yere koydu. Sonra döndü kovasına. Ha bir de ablacığım 3 tane kovayla çalıştın. Hani gerçekten evet belki senin çalışma stratejin bu. Ama 3 tane kovayı çok merak ettim. Neden? Ama yani şöyle şunu söyleyeceğim. Ben bir kovam benim. Kesin şimdi koltuktan ilk tozunu aldım ben. Hı hı. Çünkü hem bezim çok kirleniyordu hem kovamda kaç defa su değiştirdik. Biz. Sen şimdi bu 3 kovanın 3'ünü nereye kullandın onu say. Bir ben birini yerlere kesinlikle kullandım. Tamam, birini de ben kesin yani şu kenarlarını falan aynı suyla almadım ben aynen. Ha biri diğeri? Bir tanesi tamamen koltukları silmek için bir tanesi koltukların içlerini tamamen tozunu almak bak, için. Bak için sandığı için ayrı ben bir su. Ben ayrı bir su kumaşı yaptım için yani. Ayrı bir su, yeri için ayrı bir su. Peki sen tek mi kovayla mı siliyorsun? Hayır niye o zaman 3 kovaya şaşırdın? Hayır ona niye şaşırdım? Hadi bir tane koltukları siliyor. Keşke aynı
kendi performansı ikincisini yerleri siliyor, üçüncüsünü merak ettim açıkçası. Tamam. Ha, şimdi sen koltuğu silerken alttaki sandığıyla üstteki kumaşı aynı suyla mı siliyorsun? Hayır, anlamadınız. Ama şimdi onu söyledin. Ay hayır, anlamadınız. Dedin ki bir kova şimdi, yer için dedin. Tamam. Bir kovada koltuk tamam. için dedin, üçüncüyü merak ettin. Evet. Şimdi bu koltuk silindiği zaman iç hazne silinmiyor mu? Tamam, siliniyor ama o suyu tekrardan değiştirir diye düşündüm. Ama biz çok su değiştirdik. Değilmiş çok elinin altında sular hazır İnanın, dururken biz yedik biz burada hiç değiştirmezsin. İnan ki hiç 7-8 kova su değiştirdik. Seren hani benim 3 kova kullanmamı saçma buldu ama ben açıkladıktan sonra da pişman olduğuna inanıyorum. Seren'in 3 kova suya takılmasına gerek yok. Bence normal. Suyla çok mücadele ettik. Yani evet. O kadar yani lavaboya suyu taştı. Sildiğim yerler tekrar su oldu. Ben bulaşık makinesini yerleştirdim. Tekrar su aktığı için biz bulaşık makinesini tekrar çektik. Gerçekten mutfakta o çok zaman... O su demek ki ondan geldi. Tabii yani biz şey. Çok lavabodan suyla mücadele ettik. Dolapların içine sildim. Tekrar mutfak dolapların içine su geldi. Peki. Tekrar fırının yerine Serencim, geldi. Serencim senden de 3. puan alacağım. Bakalım haftanın ilk gününde kaç puan geliyor? Evet Seren, açıkla bakalım kaç puan verdin? Ben 3 puan verdim. 3 puan verdin. Eline emeğine sağlık tekrardan dediğim gibi. Seda ama ne diyorsun? Kırdım. Sen 4 verdin, onlar 3 puan verdiler. Yani onlar şöyle, Zeynep duvara takıntılı. Yani ben onu hiç görmedim mesela Seren'in de dediği gibi. Hani o kadar koltuklar o kadar çok pisti ki. Yani böyle bir evde sence evet orayı yapması gerekliydi. Gerekli yere takıldığını düşünüyor musun? Yoksa hani çok da gerekli değildi şu anda boştan yere onlara takılıyorlar. Gereksiz. Bence gereksiz duvar. Ne diyorsun Zeynep? Bu seni rahatsız etmiyor mu? Gerçekten rahatsız etmiyor. O zaman ben seni rakip olarak görmem. Zeynep beni rakip görmüyor ama eve girdiğimde koltuklar o kadar leş gibiydi ki duvarı hiçbir şekilde görmedim. Görmüyorum da. Peki evet Melahat Hanım, son top sizde. Nasıl bir yorum yapacaksınız merak ediyoruz ama siz de gözümü korkutmadı, rakibim olamaz demişsiniz. Televizyon sehpasının alt kısmı şu yukarı kalkan yer. Ha, o şu dönen yeri. Aynen öyle, orası duruyordu. Sen onu söküp çıkarttın mı? Baktım, kaldırdım. Şurada tekli koltuk vardı. Evet. Sallanmalı. Onun zaten altları... süremi yetmediğini ben söyledim. Onu yapmadım zaten. Onu yapmadım. Bilmiyorum. Şimdi sen kaç tane koltuk sildin? 1, 2, 3, 4, 5, 6 koltuk sildim yani. Ama sen geldiğin o sallanan teyyareye takıldın. Orada şurada sandalyeler vardı. Evet. Onların hiç toz alınmamış. Vallahi bu kadar pis bir evde ki normal o sürede çıktığıma bile seviniyorum. Melahat Hanım da fazla detaylara takılıyor ama onun da gününde göreceğiz inşallah. Çok iddialı. İşte eğer gününde daha iyisini yaparsa daha iyi puan alacaktır benden. Kapı şu köşe perazları oluyor yani evet. Aralar. Oralar böyle hani ellediğimizde gerçekten böyle gene yapış yapış oluyordu, geliyordu elimize. Peki o zaman sen bir küsur sürat saatte mi çıkardın yoksa 2'den de fazla sürer miydi bu salon? Şey süresi iyi. Salon süresi. Salon süresi iyi. O sürede ancak bu kadar diyor o da. Ama sen o süre zarfı içerisinde de mi bunları da dahil ederdin? Çünkü ben o süreyi burada kullansaydım ben mutfaktan mümkün değil çıkamazdım. Yıldız'a katılmıyorum. Biz de bu evin üstesinden gelebilirdik. Çok da çıkarılmayacak ağır lekeler yoktu. Ya doğrudur ama yani sonuçta yani öyle böyle her yerde öyle çok kötü böyle hani inatçı hani bir leke. Tencereler, tavalar, yemek artıkları bula kız onları anlatsana. Bir de yani hiç ağzını açmıyor. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Yani yine diyorum yani ilk etapta geldiğinizde gerçekten şu salonu. Ya ortada bir sehpa vardı. Evet doğru söylüyorsun. O sehpa değil de Batı'ma mutfak tezgahıydı. Tezgah getirmiş buraya koymuşlar üstü o yağ, o sihirli balçı. Masa onların altlarında gene hep ekmekler, kırıntılar, o şeylerin aralarında böyle bayağı. Peki ilk haliyle şu anki halin arasında ne kadar fark var? Çok fark olmuş olsa bile yani var yani gene de kalmış. Peki o zaman bize kusursuz bir temizlik yapacağınızın alttan mesajını veriyorsanız buna inanıyoruz. Eğer sen diyorsan ki ben kusursuz bir temizlik yapacağım, okey bekliyoruz. Vallahi herkes şimdi, gününü beklesin yani. Şöyle şey söyleyeyim. Beklentiyi yükselttiğiniz zaman puan verirken direktman size diyorlar ki ama siz iddialıydınız, siz bizi beğenmediniz. O yüzden iddianıza puan veriyoruz. Bak aman dikkat et gözünü seveyim. Bir de oradaki aynı arkadaşın dediği gibi. Ya o sen yer de peki silinmesini bekliyor muydun onu? Yani silinse daha iyi olurdu ama gene de hani gözden kaybolsun şeklinde gene hani iyi olurdu ama o kadar da çok şey yapmadım, takılmadım. Yok duvardı.
yok işte şurasıydı, yok cart, yok cürt. Hiç gerek yoktu bence. Yani eve girdiğimizde o kadar muazzam bir pislik vardı ki. Ya buna da şükür ya, yani gerçekten çok güzel bir şekilde yapmış. Emeğine sağlık. Ya altı koltuk silmiş yaranamamışsın. O yağı silende de yaranır mıydı bilmiyorum artık. Peki mutfağa gelelim. Beyaz eşyalar nasıl olmuş? Beyaz eşyalarda bulaşık makinesini özellikle çektim arkasını. Arkası güzeldi ama yalnız o alt kısmı komple duruyordu. Senin gelinin var mı? Evet, kaynana yeri diyor. Nişanlı oğlum var, evet. O yüzden açmış direkt. Ben kaynana yerine bakmış. Ben de baktım ama onu gözden artık saydım yani. Bir de ocağın altı komple yağ duruyordu. Camı beğendin mi mutfağın camını? Mutfak camında geldiğimizde aynı biraz çok telaşlı vardı. Aynen öyle bezi süngeri sürdü. Kenarları çerçevelerine falan, pevrazların kenarlarına doğru bir oraya bir oraya. Heyecanına mı veriyorsun yoksa ciddi anlamda cam silmeyi bilmiyorum? Ben heyecanlandım yani, gerçekten heyecanlandım. Heyecanla veriyorum. Heyecanla veriyorum. Aynen öyle, heyecanla. Peki banyo için ne diyorsun? Banyoda hiçbir şey yoktu Kadir Bey. Klozetin içi bile temizdi. Evet, deli kızım. Aynen öyle temizdi. Sadece şeyler biraz tam böyle o çamaşır makinesinin o şey açılan musluklar var ya, onlar biraz hani daha böyle parlak durmuyordu. Melahat Hanım gözle görüleni söylemiyor ama ufak şeylere takılıyor sanki. Prizlerden bahsetti. İşte banyodaki çamaşır makinesinin içini söylemedi ya da yanlarını söylemedi de işte musluk vardı, musluğunu niye yapmadı dedi. Ama bence o da sadece yorum yapmak için onu söyledi diye düşünüyorum. Yani çok fayansa elimizi süremedik, hani yapabildiğim yeri yaptım. Peki Melahat Hanımcığım, sizden de son puan almak istiyorum. Hazır mısınız? Hazırım. Evet, bakalım son puan kaç gelecek ve Melahat Hanım'ın puanıyla haftanın ilk gününde Yıldız Hanım kaç puana ulaşacak? Evet, Melahat Hanım bakalım kaç puan verdi? Buyur Melahat abla. Eline emeğine sağlık, puanım 3. Evet, 3 geldi Yıldız Hanımcığım. Ne düşünüyorsun puanlar hakkında, yorumlar hakkında? Vallahi, hakkının verildiğini düşünüyor musun? Ben şöyle, şimdi diyorum hani onlar da kendi günlerinde hani değerlendireceğim ben. Aynen, hani kendi günlerinde herkes kendi yaşadığını bilir, kendi yaptığı temizlik. Peki, sen de toplamda haftanın ilk gününde 13 puana evet ulaştı. Bakalım haftanın ilerleyen günlerinde bundan daha kirli bir ev çıkacak mı? Aynen, neler olacak evet, hep birlikte göreceğiz. Şimdi haftanın ilk günü her şey çok rahat konuşuluyor ama tabii bu sandalyeye ki oturduğun zaman sürem yetmedi, şurası kaldı, burası kaldı konuşulacak. Evet, eline koluna sağlık. Öncelikle ev berbat bir evdi. Gerçekten 4 saatlik bir süre içerisinde bu kadar kalabalık eşyanın içinde iş yapmak aşırı zordu. Kesinlikle. İnsan bir de ilk defa televizyon karşısında olduğu için planlama yaparken zorlanıyor. O yüzden seni çok iyi anlıyorum şu anda. Salonda elinden geleni yaptın. Okey. Evet, o bordo koltukları sildin. Belki kimse beklemese de ama sen gözüne battığı için sildin. Eline koluna sağlık. Koltuğun altını silmen de önemli bir şeydi. Ya. Onları da kaldırdın. Bu senin temizlikten anladığını gösteriyor. Detaya girdiğini gösteriyor. Televizyonu sökmek istedin. Kimi sadece üstten siliyor mesela. Yok, ben onu da sildin. Eline koluna sağlık. Tabii ki ufak tefek kalan yerlerin olacak. Çünkü bir sonraki odaya vakit ayırman kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle. Yani zamandan dolayı kaldı. Evet. Yoksa atlatıldığı mutfağa için kalmadı. Mutfağa geldiğimizde yani mutfak dolabının üstünü güzel sildin. Mutfak evet dolaplarının içini de güzel sildin. İçinde çok kir yoktu ama üstü berbattı. Evet. Orayı güzel sildin. Ocağın elinden geleni yaptın ama dediği gibi o küçük ocakta biraz evet yağlar vardı. Evet. Onları biraz da alabilirdin. Camı da evet belki süren biraz daha olsaydı, heyecan yapmasaydın daha güzel silebilirdin ama o camın ara kısmı duruyor. Bulaşık makinesini açtığım zaman dediği kaynana kısmı duruyor. Evet. Çekmeceleri de unuttun sen onu, bir son dakika hatırladın ya, evet, çıkışta. Yani açıkçası gerçekten unuttum. Hani son dakika artık zaman da kalmayınca ben dedim ki hani eğer olur da banyodan sürem kalırsa artarsa, zaman artarsa. Ama banyo biraz daha temizdi. Fayansla silmediğimiz için evet onları yapıp çıkabilirdik aslında. Aynen öyle. Ama ilk gününde heyecanı ama var tabii ki. Ama gerçekten çok da yoruldum. Yorulduğunda. Kesinlikle ama modun hiç düşmedi. Hayır, hiç düşmedi. Evet, modun yani düşmedi. Kesinlikle hiç kendime kalkıp da yani sadece şey biraz böyle bir üstünde bir sakinlik var. Yani bu program için dezavantaj o. Evet. Sakin olmaman gerekiyor. Ama elinden geleni yaptın. Eline koluna sağlık. Çok böyle atlayıp sıplayıp da fosiş yapanlar da oldu. Orası evet da apayrı tabii. Evet, puanları verdiniz. Bol kesiden yorumları da yaptınız. Şimdi sıra geldi. Yarın kurbanını seçmeye. Bakalım yarın nasıl bir ev çıkacak? Hep birlikte göreceğiz. Hazır mısınız? Hazırız. Evet, yeşil geldi. Bakalım haftanın ikinci gününde hangi evi kimle temizleyeceğiz? Yarının evini Seren Hanım'la temizliyoruz. Evet. Serencim, seslen ekranlara, bütün Serenlerin görsün. Bomba gibi geliyorum. Evet. İnşallah. Yarın bomba gibi Seren'le bakalım nasıl bir ev temizleyeceğiz. Şimdi Yıldız ablaya puan vermek üzere gidiyorum. Yarın görüşmek dileğiyle.
Evet, Yıldız ablanın eline koluna sağlık. Şimdi haftanın ilk gününde ne de olsa iş yapmadıkları için bilmiyorlar. Çok rahat yorumları yaptılar. Yarın hepsini görmek istiyorum. Ve şimdi Yıldız ablanın temizliğine puanımı veriyorum. Evet, Yıldız ablaya puanımı verdim. Yarın Seren'le ev temizleyeceğiz. Bakalım bugün rahat rahat yorum yapan Seren yarın nasıl bir ev temizleyecek? Hep birlikte göreceğiz. Her zaman dediğim gibi mal da yalan, mülk de yalan. Koy bu kafası da sile sile dolan. Yarın görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.